Herkese merhaba, ee, ufak bir teknik aksaklıktan dolayı biraz geç başladık, ee, kusura bakmayın diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetler Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben İrem Ünal, Anamet Kütüphanesi'nde birim kütüphanecisi olarak çalışıyorum. Ee, bugünkü etkinliğimizin başlığı, sahi Kimdir Kızılbaşlar? Alevi Kaynaklarının ışığında Osmanlı Anadolu'sunda Kızılbaş Hareketi'nin oluşumu ve konsolidasyonu olacak etkinliğimizin başlığı. Konuşmacımız ise Ayfer Karakaya stamp Konuşmanın moderasyonunu ise Ceren Lord üstlenecektir. Ee, Ayfer Hoca'ya ve Ceren Hoca'ya katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere konuşma ile ilgili kısa bir özet vermek isterim öncelikle. Konuşmada Ayfer Karakaya Stamp, 2019 yılında Edinburgh Üniversitesi yayınları tarafından basılan kitabı The Kızılbaş, Alevis in Ottoman Anatolia, Sufizm, politik, Politics and Community. Osmanlı Anadolu'sunda Kızılbaşlar, Aleviler, Sufizm, siyaset ve toplumsal kimlik üzerinden ortaya çıkmaya başlayan bu yeni anlatının temel taşlarının neler olduğu konusu üzerinde duracak. Konuşmacılarımızla ilgili birkaç bilgi vererek sözü Ceren Lord'a teslim edeceğim. Ayfer Karakaş'tan doktorasını Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Tarih programından Sultan'ın tebaası, şahın talipleri Anadolu, Osmanlı Anadolu'sunda Kızılbaş topluluklarının oluşumu ve değişimi başlıklı teziyle aldı. Cornell Üniversitesi'nde sürdürdüğü iki yıllık doktora sonrası çalışmasını takiben 2011 yılında William Mary Üniversitesi Tarih Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2018 yılında doçent oldu. Alevi Bektaşi tarihi hakkında akademik dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesiyle birlikte biri Türkçe, diğeri İngilizce iki kitabı vardır. Sunumuna, sunumuna, temel oluşturan 2019 yılında basılan İngilizce kitabı Amerika'da 2020 Serbiyiz yani Güneydoğu bölgesi Orta Doğu ve İslam Tarihi Çalışmaları Örgütü kitap ödülünü kazanmıştır. Moderatörümüz Ceren Lord ise Oxford Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Britanya Akademisi doktora sonrası araştırmacısı olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2015 yılında London School of Economics'ten aldı. Religious Politics in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP, Türkiye'de Din Siyaseti, Cumhuriyet'in Doğuşundan AKP'ye başlıklı kitabı, 2018 yılında Cambridge Üniversitesi yayınları tarafından basıldı. Son olarak sizlere birkaç teknik bilgi vermek isterim. Mikrofon ve kameralarınızın otomatik olarak kapalı olduğunu söylemek isterim. Sorularınız varsa chat kısmına yazabilirsiniz. Soru cevap bölümünde sorularınız Ceren Hanım tarafından konuşmacımıza iletilecektir. Şimdi sözü Ceren Hanım'a veriyorum. İyi dinletiler dilerim. Çok teşekkürler İrem Hanım ve herkese iyi akşamlar ve sevgili Ayfer Hoca'nın konuşmasına hoş geldiniz. Eminim her zamanki gibi çok yine çok bilgilendirici, açıcı bir sohbet olacak. Ben kendisini her dinlediğimde hep yeni şeyler öğreniyorum. Ee, o yüzden e, teknik aksaklıktan da biraz geç kaldığımız için hemen aslında konuya girmek istiyorum. Ee, e, i̇lk başta hocam, e, Ayfer hocam, kızıl e, Kızılbaşı'na geçmeden önce Aleviler kimdir diye başlasak. <laughs> çünkü... E, bu konuda çok kafa karışıklığı var. Özellikle günümüzde e, alevi kelimeti çok farklı e, heterojen grupları içeren şemsiye bir terim olarak kullanışta. E, o yüzden biraz bunu bir açabilirsek ilk başta belki e, kafası çok karışık olan insanlar için e, dinleyiciler için içinde e, bir e, güzel bir başlangıç olur. Evet. Uh... Ceren'cim teşekkürler. İrem Hanım size de çok teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, aksaklığın e, bir teknik sorundan kaynaklandı ama o teknik sorun da benden kaynaklandı. Benim tarafımda olan bir teknik sorundu. Dolayısıyla onun sorumluluğu bana ait. Çok özür diliyoruz e, sizi beklettiğimiz için. E, şimdi Ceren e, şey e, benim korkulu rüyam olan e, soruyla başladı. E, şöyle Aleviliği kısaca bir e, tanıtır mısınız? Nedir Alevilik e, sorusu? Ee, tabii o işin şakası yani e, artık pek korkmuyorum o sorudan o kadar çok yıllar içinde cevapladım ki bunu. Bence e, başlangıç olarak herhalde Alevlik'le ilgili e, şunu söylemek lazım. Alevlik etno-dinsel bir kimliktir. Yani e, soydan geçen bir inanç kimliği olduğu için etnik boyutu da vardır ve elbette tabii kültürel boyutu da vardır. E, yani sadece inançsal e, değildir. Şimdi bunu şöyle birazcık açmak istiyorum. Her Alevi topluluğu, işte aşiret olsun, köy olsun, her Alevi topluluğunun mensup olduğu, bağlı olduğu bir ocak vardır. Ve sıradan Aleviler o dede ocaklarının talibidir. Ve bu talip-dede ilişkisi de aileden tevarüs edilir. Yani sizin işte babanız anneniz, köyünüz, hangi ocağın talibi ise siz de genellikle o ocağın talibi olursunuz. Dolayısıyla Aleviliğin sınırlarını çizerken ki tabii burada e, Kızılbaş Alevilikten bahsediyorum yani Dedegan Alevilikten bahsediyorum bu noktada birazcık belki Bektaşiliği ayırmak gerekiyor. Ama ay, kimdir Alevi derseniz bugün, e, kimdir Alevi derseniz geçmişte bu dede ocaklarına talip olmuş kişilerin çocukları ve torunları bugün Alevidir yani sınırı çizen bu Ocak mensubiyetidir. Olaya bu açıdan baktığınızda aslında bir sürü o kafa karıştırıcı mevzu da <laughs> ortadan kalkıyor bence çünkü işte yani bazen insanlar ya işte e, Aleviyim ama işte ben Neceme giriyorum ne şunu yapıyorum ben Alevi sayılır mıyım falan tabii ki sayılırsınız çünkü dediğim gibi Alevilik e, soydan geçen e, etnodinsel bir kimliktir. Şunu da hemen ekleyeyim bu insanlara bazen tuhaf geliyor. Nasıl olur falan gibi. Aslında yani yani nasıl soydan geçer bir inanç kimliği gibi. Aslında burada tuhaf olan hiçbir şey yok. Tersine yani bunu tuhaf gör, algılamamızın nedeni hep normatif olarak kafamızda İslam ve Hristiyanlık kalıplarıyla düşünmemizden kaynaklanıyor. Oysa İslam ve Hristiyanlık ikisi de misyoner dinler. Oysa özellikle de modern öncesi dönemde yani misyoner dinler bile öyleydi aslında ama yani özellikle misyoner olmayan dinlerde dini kimlik her zaman soydan aktarılmıştır. Ee, yani burada iki mevzu var. Ee, bir hani modern öncesi dönem, şimdiki dönem bir de misyoner dinler, misyoner olmayan dinler. Ee, misyoner dinlerde aslında böyle hani e, o dinden olmayan birinin o dine geçmesi için birtakım mekanizmalar vardır. Ee, yani bir cümleyi söyleyerek e, Müslüman olabilirsiniz. Ama Alevilik gibi aslında birçok başka inanç geleneğinde de e, öğreti sosyalleşme ile aile içinde öğrenilir. Böyle bir cümleyle, bir küçük ritüelle o giremezsiniz. Ve bu aslında çok yaygındır. Mesela işte en çok bilinen örneği Yahudiliktir ama Yahudilikle sınırlı değildir. İşte Ermeni kimliği de o şekilde aktarılır. Hinduizm mesela dünyanın en büyük dinlerinden biri. O da bir etnodinsel kimliktir. Dolayısıyla aslında yani Alevilik e, o kadar da <laughs> bu açıdan tuhaf değil yani. E, bu şekilde bilmiyorum bir cevap oldu mu? Yani bu bundan açıklık getirdiğiniz bir yolu çünkü e, soy meselesinin hani bu devirde neden soy diye çok e, eleştirilen de bir e, şey oluyor bazen ya da e, hedef gösterilen bir e, özellik oluyor. E, yani ama... böyle bir mekanizma Alevi nasıl olunur e, gibi bir mekanizma Alevi'de hiçbir zaman gelişmemiş buna bir ihtiyaç duyulmamış. Yani bir cümleyle bir anda Alevi değilken Alevi olamazsın. Yani bunu ancak resmi din olmuş, misyonerlik güden geleneklerde görüyoruz daha çok. Peki inansal olarak nasıl e, tanımlayabiliriz? Çünkü hep yine klasik bir e, şablonda şey denilir yani ne olmadıklarını söylüyorlar ama ne olduklarını söylemiyorlar. <laughs> evet, evet. Evet, yani azınlık olunca biraz öyle oluyor. Yani hep çoğunluğa referansla kendinize konumlandırmanız gerekiyor. Gerçi kimlikler genel olarak zaten öyledir. Yani e, genelde ne olmadığınız üzerinden kurgulanır ama. Şimdi alevilik inanç olarak e, nedir derseniz, şimdi gene bu konuda da aslında kafa karışıklığı olmasının nedeni e, kullanılan metodolojinin hatalı olması. Yani çok orijin odaklı yaklaşılıyor aleviliğe. Yani orijini nedir? Orijini neyse alevilikte odur falan gibi bir düşünce tarzı var. Ee, ama o şekilde düşünürseniz o zaman Hristiyanlık Yahudiliktir mesela ya da Budizm Hinduizm'dir falan <laughs> ee, ya da Bahailik Şiiliktir falan gibi düşünmeniz lazım. Ee, ama e, inançlara e, özellikle içeriklerini anlamak istiyorsak olgusal yaklaşmamız lazım. Yani bir olgu olarak Alevilik nedir inançsal içeriği itibariyle ben bunu şu şekilde e, kısaca e, açıklıyorum. Alevi inancının ee, üç sacaya vardır. Nedir bu üç sacaya? Ee, birincisi batıni boyutu, e, mistik batıni boyutu. İkincisi alici boyutu. Üçüncüsü de kendine has dili ve edebiyatı. Bu üç sacaya bir arada bulunduğunda, yani bulunması gerekiyor o, o olgunun alevilik olduğunu... E, Alevilik olarak tanıyabilmemiz için bu üç sac ayağından biri bile eksik olursa o Alevilikten başka bir şey haline dönmüş oluyor. Yani mesela e, alici ayağını çok vurgularsanız ama batini ayağını biraz daha hani e, az vurgularsanız bu sefer Şiiliğe dönüşebilir Alevilik. E, sadece batini ayağını vurgularsanız e, bu sefer de çok jenerik bir hale gelebiliyor. Yani o kendine özgü bir takım sembollerini falan kaybediyor. E, yani o yüzden ben hep hani orijin değil kıvam üzerinden aleviliği anlamamız gerekiyor. Yani olgusal ve hani bir bütün olarak aleviliği alevilik yapan nedir? Bence bu üç sacı ayağının bir arada bulunmasıdır. Bu üç sacı ayağından da tabii yani konuşmanın ilerleyen şeyleri de herhalde daha ayrıntıya gireceğiz ama çok kabaca söylersek, Batıni ayak çok daha tabii bir sürü kadim gelenekle de bağlantılı. Çünkü bu batıni, mistik gelenek Sufiliğe de zaten hani çok daha kadim geleneklerin bir devamı olarak aslında Sufilikte de devam ediyor. Alici yönü elbette ki İslami sembollerle alakalı, İslam tarihi içinde şekillenmiş referans noktaları var. Bir de tabii... 12. 13. yüzyıldan itibaren özellikle 13. yüzyıldan itibaren Anadolu ve komşu coğrafyalarda ortaya çıkmış kendine özgü bir dili ve edebiyatı var. Yani Alevilikte sanat çok önemli. Müzik, şiir, mistik bir inanç olarak zaten e, her zaman sanat e, üzerinden kendini ifade etmiştir. Hı hı. Yani o dili e, işte değişleri, müziği vesaire onu da mutlaka alması gerekiyor bu karışım içinde. Ee, çok teşekkürler. Yani ilerleyen bölümlerde biraz e, daha bu aslında Şiilik ve Sünilik ve Sufilik içindeki o e, flu e, çizgileri biraz daha konuş açabiliriz. E, yalnız merak ettim yani e, neden e, yani başlangıç e, 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 başlık e, neden sahih kimdir kızıl başlar? E, niye böyle bir başlık attınız konuşmanıza? Böyle bir ünlemli bir başlık gibi, sahip evet. veya hani e, yani evet öyle bir başlık attım çünkü yani gerçekten çok e, ilginç bir durum yaşıyoruz. Yani e, alevilik bu toprakların e, çok e, yani temel taşlarından biri, e, bu toprakların tarihçiliğinin de çok önemli konularından biri. Ama halen e, bir türlü e, sanki böyle insanların kafasında bir yerleri oturmuyor e, ve alevilikle ilgili. O kadar birbirleriyle taban tabana zıt iddialar ortaya atılabiliyor ki yani bu bana çok şaşırtıcı geliyor. Yani aslında bu kadar da karmaşık bir mesele değil ama o kadar karmaşık bir hale getirildi ki o yüzden hani ya hakikaten de ne yani hani falan gibi böyle bir <laughs> tepkiyle herhalde o başlığı koydum. Şimdi neden yani böyle bir muamma haline getirildi Kızılbaşı Kalevilik? Çünkü her zaman siyasi bir konuydu. Evet. Kızılbaşlar kimdir? Aa, bu tuhaf insanlar da kimler? Falan gibi o soruyu ilk e, açık bir şekilde ortaya koyup cevaplamaya çalışanlar aslında 19. yüzyılın ortasında Anadolu'ya gelen Protestan misyonerler. Yani e, bu çok ilginç bir hikaye aslında. Yani e, Protestan misyonerler Anadolu'ya geliyorlar ama ...sadece yerel Hristiyan halk arasında aslında misyonerlik yapmasına izin var. Yani işte onların da sapkın kabul ettiği işte Ermeniler, Süryaniler vesaire gibi... ...grupları protestanlığa e, döndürmeye çalışıyorlar. E, yani Osmanlı hükümetiyle zımmi anlaşma bu yönde. Fakat tabii Hristiyan misyonerler e, onun ötesine açılmak istiyor. Müslümanlara açılmak istiyor. Ve bu e, beyanda Aleviler, e, Ezidiler vesaire gibi... E, gruplarla karşı karşıya geliyor, özellikle de kızılbaşlar e, dersim coğrafyasında. Ve adamlar çok heyecanlanıyorlar. Yaşasın yeni bir topluluk bulduk. Hani bunları da Hristiyan yapabiliriz falan diye. E, ve kimdir bu kızılbaşlar sorusunu ilk başta onlar cevaplamaya çalışıyor ama onlar da öyle bir cevap veriyor ki kendi işlerine gelecek şekilde bir cevap veriyor. Yani hmm. kızılbaşlar arasında misyonerlik yapmalarını meşru göstermesi için o kaygıyla da Kızılbaşlar'ın işte Anadolu'nun eski kadim halkları olduğu zorla Müslümanlaştırılmış Hristiyanlar olduğu falan gibi tezler öne sürüyorlar. Bu bizim şu anda çok yaygın olan paradigmatik işte Aleviler Öztürktür Şamandır vesaire tezi de aslında misyonerlerin bu iddialarına karşı ortaya çıkan bir tezdir. Yani bunu birçok kişi pek farkında değil. Yani bu misyonerlerin tezlerini ortadan kaldırmak için e, onlara karşı olarak e, Hayır bu insanlar e, Evet biraz tuhaf olabilir inançları ne ona ne İslammasını yöne başka bir şeye ama bu tuhaflıklarının kaynağı işte eski Hristiyanlık falan değil bunlar e, şamanlar işte yüzeysel olarak Müslüman olmuşlar Öztürkler vesaire hmm. tabii Ondan sonrasında çoğumuz biliyoruz hmm. e, yakın dönemlerde yakın dediğim tabii artık yaşımda ortaya çıkıyor yani 90'ların e, işte başında falan bu hani Alevilerin öz Türk olduğu vesaire tezini yeniden canlanması, yaygınlaşmasıyla ve buna tepki olarak bu sefer işte Alevilerin aslında Mezopotamya Zerdüşt geleneklerinin bir devamı olduğu Aleviliğin. Efendim tabii iyice ne bu şey spektrum genişledi işte ne bileyim hani Hititler vesaire falan artık o kadar böyle e, tarihsel olarak e, ayakları hiçbir şekilde yere basmayan o kadar böyle bir sürü tezler ortaya atıldı ki, o yüzden ben de e, ya sahi kimdir bu kızılbaşlar diye tekrar bu temel konu üzerinde durma ihtiyacı duydum. Yani Bu paradigmatik e, tezleri e, yerle bir etme dışında e, sizin çalışmanızı, yaklaşımınızı ayırt edici e, özelliği e, ne olarak e, e, ne, ne, ne diyebilirsiniz? Evet yani hani şey diyebilirsiniz yani o zaman siz ne yapıyorsunuz hani sonuçta siz de bir tez ortaya atıyorsunuz. Sizinkinin farkı ne? E, güzel bir soru. Şimdi e, ya yani birincisi ben e, bunu öncelikle söyleyeyim. E, yani ben Alibili e, çalışmaya başladığımda e, yani sonucunda şu çıksın diye bir... Arzum falan yoktu. Sadece bu bana bir puzzle gibi geliyordu. Hani kendimi ikna edecek şekilde anlamak istedim. Yani kimdi bunlar diye. Ee, bir onu söyleyeyim. Yani herhangi bir böyle açık bir politik gündemle girmedim bu konuyu çalışmaya. Ee, ama daha hani metodolojik açıdan baktığımızda... ...benim çalışmamın ayırt edici özelliği şu. Birincisi... E, Aleviliğe içeriden bir gözle bakmaya çalışıyorum. Yani bütün bu bahsettiğimiz işte e, işte Hristiyanlıktır, Şamanizm'dir, şudur budur, heterodoksidir bilmem nedir bunlar hep aslında dışarıdan bakan gözlerle e, aleviliğe yakıştırılan bir takım e, sıfatlar. E, aleviliğe içeriden bir bakışla ve bir de aleviliği bir bütün olarak ele almak suretiyle görmek aleviliği e, çalıştım, çalışmaya çalışıyorum. Yani işte şu senkretizm vesaire gibi mevzulara çok mesafeliyim biliyorsun. Çünkü evet. e, yani bir inanç, bir geleneği böyle bir takım e, parçalara ayırıp işte bu parça şuradan bu parça buradan gelmiş falan gibi çalışmanın sağlıklı bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. E, ve tabii şu da çok problemli. Yani sanki aleviliğin tanımlayıcı ögesi senkretizmiymiş gibi bir şeye ulaşıyor bunun sonu. Hatta ben e, tezler gördüm. İşte Alevilik bir senkretizmdir falan diye başlayan, <laughs> cümlelerle başlayan tezler gördüm. E, bütün gelenekler ve inançlar senkretiktir zaten. Çünkü hepsi tarihsel süreç içinde birbiri üzerine inşa edilir. Dolayısıyla yani Aleviliğin senkretizm olması Aleviliği bir edici özelliği değildir. E, senkretizmi de çalışabilirsiniz ama onu böyle çalışmazsınız. Yani Alevilik çalışmalarında olduğu gibi. Dolayısıyla ben Aleviliği bir bütün olarak kendi bütünlüğü içinde ve içeriden bir gözle anlamaya çalıştım. Peki bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm çünkü kaynak sorunu var tabii. Çünkü yani bu, bu tür azınlıkları dışlanmış grupları, marjinalize edilmiş grupları çalışmamızın önündeki en büyük engel zaten kaynak sıkıntısı. Çünkü genellikle dışarıdan kişiler e, ve e, yani ön yargılı hatta düşmanca bakışla hani bu bu kaynaklarda bu gruplar e, tanımlanıyor ve çok yüzeysel bir şekilde e, yani inançları karikatürize ediliyor vesaire. E, şöyle bir a, şansım oldu benim. Tam ben e, yani işte üniversite yıllarıma başladığımda bu Alevi kültürel canlanışı süreci yaşanıyordu ve o süreçte Alevi dede ailelerinin e, kendilerine ait e, özel arşivleri olduğu ve bu özel arşivlerde aslında çok ilginç e, belgeler ve yazmalar olduğunu öğrendik. Yani e, ortalama bir Alevi, e, bu yani araştırmacılar da ortalama bir Alevi de çoğu zaman bu belgelerin ve yazmaların varlığından e, haberdar değildi bu noktaya kadar. Çünkü yani işte bunlar çok e, ...dikkatli bir şekilde muhafaza ediliyordu dedeler tarafından. Hem kutsallık atfedildiği için hem de korktukları için. Yani devlet el koyar, bir şey olur, zarar gelir vesaire gibi. Fakat bu Alevi kültürel açılımından sonra dedeler yavaş yavaş... ...başta çok daha az sayıda, gittikçe artan sayıda... ...bu özel aile belgelerini araştırmacılara göstermeye başladılar. Daha bu sürecin başıydı ben doktora araştırmama başladığımda. Ve ben de şöyle düşündüm yani... Aleviliği eee Aleviliğin sınırlarını tanımlayan, Aleviliği bugüne taşıyanlar dede ocaklarıdır. Demin söyledim bütün her Alevi bir dede ocağına taliptir. Dede ocağı yani ocaklar sistemi etrafında Aleviler örneklenmiştir. E, madem bu dedelerin özel arşivlerinde belgeler var, yazmalar var, e, bunlardan daha iyi kaynak olamaz. Yani bu çünkü Alevilerin kendi içinden çıkan kaynaklar bunlar. Dolayısıyla ben o kaynakları kullandım. Yani Alevilerin kendi kaynaklarını kullanarak içeriden bir gözle. E, meseleyi anlamaya çalıştım. Sanırım diğer e, çalışmalardan farkı bu. Peki kaynaklar Benim. konusunda, yani işlerinde ne var hocam? Bir de yani sonuçta yüzyıllardır bir e, işte, asimilasyon, e, baskı vesaire yaşayan bir topluluk, e, bir inanç e, sistemi ve e, yani bu belgeler yani neler gösteriyor, ne kadar güvenilir? E, biraz bunu açabilirseniz. <laughs> evet, evet, ha, evet, güzel bir soru. Çünkü biliyorum e, bazı Alevi çevrelerde hani bu yazılı belgelerin de güvenilirliği sorgulanıyor. Evet. E, şimdi önce gene bir genel bir şey söylemek istiyorum. E, i̇yi bir tarihçi e, bir yazılı belgeyle karşı karşıya geldiğinde e, mutlaka belli sorularla o belgeye yaklaşır. Yani biz buna eleştirel yaklaşım diyoruz. O belge ister Osmanlı arşivinden çıksın, ister Alevi Dede'nin arşivinden çıksın, ister sokakta bulun. Yani bir belgeyi sağlıklı e, değerlendirebilmemiz için önce e, o belgeyi kimin yazdığını, kim için yazdığını, hangi sınırlamalar, baskılar içinde e, ne amaca ulaşmak için yazdığını, yani... E, dinleyici kitlesi aklındaki dinleyici kitlesi kimdi vesaire bütün bu sorularla yazılı belgelere yaklaşmamız gerekiyor e, ancak ondan sonra o belgeleri sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz yani yazılı belgeler tartışmasız böyle gerçeklerin e, şeyi değildir deposu değildir yani bazen bizim Osmanlı tarihçiliğinde maalesef bu hataya düşülüyor yani bir şey yazılıysa mutlaka doğrudur yazılı değilse de zaten yoktur falan gibi oysa iyi tarihçiler bilir ki ee, birçok önemli olayla ilgili yazılı bir belge yoktur. Yani çünkü yazılı belgeler e, elitler tarafından tutulur. Kendi amaçları için tutulur vesaire. Şimdi bizim verilerin ellerindeki yazılı belgelere de e, kesinlikle eleştirel yaklaşmamız gerekiyor. İyi, iyi tarihçiliğin gere gereği bu zaten. E, ve bir de e, şunu hani düşünmemiz gerekiyor. E, yani yazı tabii tehlikeli bir şeydir. Ee, bir. İkincisi mistik batini geleneklerde e, yüz yüze aktarım esastır. Çünkü e, asıl hakikat düz insan lisanıyla da ifade edilmez. Yani o, o yüzden zaten Alevilikte değiş şiir, müzik ön plandadır. Yani o tanrısallık arayışı e, hep şeyidir yani o sanatla onun etrafında dönülür. bu sadece Aleviliğe de özgü bir şeydi. Dediğim gibi mistik, batın yönü güçlü inançlarla alakalı bir şey. Dolayısıyla hani işin hakikatine dair en belki en can alıcı öğretiler öyle düz yazıyla ifade edilmez. Sözlü aktarımla. O yüzden zaten Aleviliğin hani inanç içeriğini çalışmak için asla değişler çok daha önemlidir yani o cönkler vesaire. Şimdi tamam bunla, bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor ve yazılı kaynakları da zaten e, kullanırken her zaman sözlü gelenekli bir şekilde check etmemiz gerekiyor. Yani bu da çok önemli. Yani e, e, evet ama bu a, bu belgelerin e, kıymetsiz olduğu anlamına e, göz ardı edilmesi gerektiği anlamına kati suretle gelmez çünkü nihayetinde e, yani bu belgeler e, dedelere e, bir kısmı dışında onları da anlatacağım. Devlet tarafından verilmiş belgeler değil. E, tam tersi devlet korkusuyla e, saklanmış olan belgeler yani e, dedeler için gerçekten anlamı olan manevi anlamı olan belgeler artı e, bu belgeler sayesinde e, şimdi inançsal içeriği bir kenara koyalım hani teolojisi vesairesi ama bu belgeler sayesinde e, başka hiçbir kaynakta göremeyeceğimiz şu meseleyi görüyoruz Alevi iç örgütlenmesi nasıldı yani e, bu dede ocakları Bunlar kimdi bu aileler, nereden gelmişlerdi? Öncelikle bu dede ailelerin kendi aile tarihlerine bakıyoruz. Bu sayede ocakların kökenini anlıyoruz ve Alevi toplumunun sosyo-dinsel örgütlenmesinin nasıl olduğunu anlıyoruz. Yani e, o e, sosyolojik gelişimini e, anlıyoruz. E, o açıdan e, bu belgeler e, kesinlikle e, son derece hayati belgeler, çok kıymetli belgeler. Şimdi biraz örnek göstereyim istersen belki ondan sonra e, devam edebiliriz. E, zaten hazırladığım bir PowerPoint e, sizinle paylaşacağım. Bayağı da bir belge örneği. Um, bir dakika desktop'tan gideyim. Evet. Evet, um... Ceren'cim görüyor musunuz? Görüyoruz hocam. Evet. Tamam. Evet, ee, şimdi şunu birazcık küçülteyim. Evet, bazı örnekler göstereceğim size. Yalnız önce şu e, Ali ve Ocak örgütlenmesini e, yani eminim dinleyiciler arasında çok iyi bilenler vardır ama her zaman bir önden Kısaca üzerinden geçmek istiyorum bilmeyenler için. Şimdi e, Aleviler e, çoğu Alevi taliptir ve bir e, dede ocağına ya da pir de denir, e, bağlıdır. E, dedeler de birilerine talip olurlar. Dedelerin dedeleri talipler için mürşit konumundadır. Dede ile talip arasında aşılamayan bir sorun olduğunda mürşit böyle bir tür üst mahkeme gibi araya girebilir. Bir de rehber diye bir şey var. Bunlar daha çok bir tür öğretmen rolündedir. İşte ritüellerden önce talipleri işte eğiterek onlara neler yapmaları gerektiğini vesaire anlatarak dedeye teslim ederler. Çok kabaca. Günümüze pek fazla ulaşmamış olan e, önemli bir e, ögesi Aleviç Örgütlenmesi'nin el ele el hakka şeklinde düşünülür bu organizasyonlar. E, yani talipler dedeye, dedeler başka dedelere bağlıdır. Ama en nihayetinde e, bir dergaha başlarının bağlanması gerekir. E, günümüzde e, yani bu bağlantı zayıflamıştır. Çünkü e, tarihsel olarak Kızılbaşların... E, Ana dergahı Erdebil Ocağı'dır. Zaten o artık yok. Ondan sonra Kerbela'da bir dergah var. Ee, gene bu Erdebil Ocağı'nın bir temsilcisi gibi. Ee, 20. yüzyıla kadar falan orayla bağlantılar sürüyor ama artık o dergah da yok ortada. Bir de tabii Hacı Mektan Şiveli dergahı var. Ee, yani baştan beri olan bir dergah ama belki ilerleyen zamanda anlatırız. Ee, yani tarihsel olarak bütün Aleviler e, Hacı Bektaş Veli Dergahı'na bağlı değil ama 19. yüzyıldan itibaren bu Erdebil ve Kerbela ile olan bağlantıların zayıflaması sonucunda Alevi ocakları ve Aleviler yüzlerini Hacı Bektaş Dergahı'na dönmeye başlıyorlar ve onları artık icazet makamı olarak görüyorlar. Neyse yani bu belgeler dediğimiz, Alevi belgeleri dediğimiz şey bu ocaklı ailelerden e, gelen belgeler. E, neler var işlerinde? Yani bu terimlerin çoğu dinleyicilerimiz için yabancı terimler olabilir ama şöyle şunu şöyle çekeyim. İşte icazetnameler var, e, hilafetnameler var. E, Irak'ta Ker, demin söylediğim, bahsettiğim Kerbela dergahından alınmış belgeler var. Bunlar ziyaretnameler yani dedelerin e, işte Aleviler için, Şiiler için kutsal kabul edilen 12 imamların e, işte dergahlarını falan türbelerini, ziyaretlerini teyit eden. Hilafetnameler gene var Kerbela dergahından verilen. Bu çok önemli. Kerbela'nın bile ı alınmış çecereleri var. Daha yakın dönemlerde de demin anlattığım sürecin bir yansıması olarak Kırşehir'de Çelebi Bektaşları tarafından verilmiş hilafetnameler var. Bunlar yani Safavi hilafetnameleri ve Kerbela dergahından alınan hilafetnamelerin yerine geçiyor aslında bir anlamda. Ayrıca Osmanlı resmi makamları ve kadın mahkemelerince verilmiş bir takım belgelerde görüyoruz. dedelerin ellerindeki kaynaklar arasında ve tabi yazmalar var. Bunlar arasında buyruklar bilhassa önemli ama başka bir sürü yazma daha var. Alevi delilerinin okuduğu dini içerikli literatür olarak. Şimdi bir takım resimler de göstermek istiyorum. Şimdi mesela ee, bu e, İmam Zeynel Abidin Ocağı'ndan, Arguvan Mineik Köyü merkezli bir ocak, e, vefa, bir vefa icazetnamesi. Bu benim gördüğüm en eski vefa icazetnamesi, 1451 tarihli. E, Dede Kargın Ocağı'ndan bir grup belge göstereceğim. E, ben e, bu ocaktan belgeleri hep gösteriyorum. Çünkü Dede Kargın Ocağı e, tarihini e, aslında e, en iyi bildiğimiz ocaklardan biri. Evet. Bu e, solda gördüğünüz, tabi bütün bu belgeler rulo şeklinde, bir önceki de öyleydi. Sadece belli kısımlarını ben e, buraya koyuyorum. E, mesela bir öncekinde rulonun başı ve sonu vardı. E, burada ortadan bir bölüm gösteriyorum. Soldaki e, 905 Hicri, e, 1499 Miladi tarihli bir vefa icazetnamesi. Osmanlıca okuyanlar için şurada Seyit Ebu'l-Vefa'yı görüyorsunuz. E, bu şimdi Alevi dedelerin ellerindeki belgeler mekanizmaları çok ilginç aslında. Zamanla bu kağıtlar yıpranıp işte yırtıldığı için falan genellikle küçük belgeleri bir araya getirip tomar haline getiriyorlar ve arka arkaya kopyalıyorlar. Yani yırtılan eski kopyası ortadan kalktıktan sonra ellerine bir kayıtları olsun diye ve kağıdın hiçbir yerinde boş bırakmıyorlar. Mesela bu sağda... Gördüğünüz bir icazetname'nin sonunda kalmış bir boşluğa e, Osmanlı devleti tarafından verilmiş bir berat kopyalanmış e, 1524 tarihli. Bu beratın e, bir kopyasını da Osmanlı arşivindeki tahrir defterlerinde görüyoruz. Burada ne diyor? Şunu diyor. E, işte burada e, böyle bir aile var. Bunların e, işte yolculara gelene gidene Hizmet eden bir dergahları var. Bunlar dervişandan ve seyit kişilerdir. Bunlara işte bir takım vergi muafiyetleri tanımıştır memlükler. Yani bu belge Osmanlıların Malatya'yı memlüklerden almasının hemen ertesinde hazırlanmış bir berat. Ve orada diyor ki Memlükler döneminde yani Çerkezler e, olarak geçiyor bu belgede, onlar döneminde bu aileye vergi muafiyeti tanınmıştır. Dervişandan oldukları için işte dergah e, dergah sahibi oldukları için vesaire Osmanlılar da bu ayrıcalıkları teyit ediyorlar. Onun bir belgesi. E, niye gitmiyoruz? Ceren'cim görüyorsunuz değil mi değişimleri? Evet görüyoruz hocam. Tamam. Bu gene de de Kargın Ocağı'ndan. Bu da çok sevdiğim bir belge. İki kopyası var aslında bunun. Ee, biri e, işte bu gördüğünüz bir de Hicri 971 tarihli 1544 e, tarihli bir kopyası da var. Bu belgenin ilginç kısmı şu. Burada gene Malatya merkezli bir ocak bu. E, şu gördüğünüz e, okula işaretlediğim yerler aslında bir e, köy ve aşiret listesi. Bu ocağın talip listesi aslında. Çoğu yerleşik köylü belli ki taliplerini çünkü çoğu köy adı ve az sayıda da tarikat pardon aşiret adı da var. Bu 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 belge bunu böyle listelemiş. Bunlar dede kargınların talipleridir. İşte belli miktar hakullah öderler vesaire. Şuraya da sonuna bir beddua eklemişler. Yani bu ilişkiye müdahale edenler işte. Melun İbni Melundur falan gibi bir beddua var sonunda. Bu diğer belge Avçan Ocağı. Önemli bir ocak. Dersim coğrafyasında Mürşit Ocağı olarak kabul edilen. Onlardan gelen bir vefa icazet ama bu Amasya kolundan gelen bir icazetname. Çok tipik bir icazetname. Mühürleri vesaire. Aynı zamanda böyle yanda Ocağın kurucu figürünün, türbelerinin resmini de koyuyorum e, elimde varsa. Bu e, Maraş merkezli Sinemilli Ocağı'nın ona ait bir seyitlik şeceresi, e, 1792 e, miladi tarihli. Bu da e, Sultan Sinebi'nin türbesi, maalesef e, geldiğimiz noktada e, define arayıcılarının saldırısına uğradığı için artık e, yok gibi bir şey. Evet e, bu bir başka seyitlik şeceresi şimdi bu daha önceki seyitlik şeceresi e, işte dört şahit gidiyor e, bu aile seyittir şecerelerini kaybetmiştir vesaire deyip e, bir seyitlik şeceresi alıyorlar. Ama bu ikinci de bu Ağoçay'ın ocağından gelen seyitlik şeceresi e, daha eski bir şecereye binaen veriliyor zaten burada e, daire içine aldığım bölümde de görünüyor şey diyor. Yani 970 Hicri tarihli bir şecerenin kopyasıdır bu diyor. 1843 tarihinde yapılmış. Nitekim elimizde bu 973 Hicri tarihli şecere de var. Yani bu şecere mevzu çok tartışılıyor ama yani böyle bunlar hani dün ortaya çıkmış şecereler değil. şecerelerin çoğunun daha yeni tarihli olmasının nedeni genellikle Dönem dönem eski şecerelerin götürülüp yenilenmesiyle alakalı bir şey. Yani ailenin yeni üyeleri de ekleniyor e, ve böylece yeni e, şecereler çıkarılıyor. Gene burası başı ve sonu e, uzun bir rulonun. Şurada da e, yazıyor işte e, sahibi eş şecere, şecerenin sahibi Seyit Mehmet İbni Seyit Hasan'dır diye kimin şeceresi olduğunu da yazmışlar. Um, ziyaretnameler var. Bunlar çok ilginç belgeler. Bu gene solda gördüğünüz çok uzun bir rulo. E, ve yani dedelerin e, Irak'ta ziyaret ettikleri kutsal mekanları böyle resim olarak göstermiş. Mesela burada Şahı Necef yazıyor. E, burada İmam Hüseyin yazıyor. Yani bu Kerbela'da İmam Hüseyin'in türbesine gitmişler. E, Necef'te e, İmam Ali'nin vesaire. Bunlara şecere, e, şey, ziyaretname diyoruz. Ama e bu e, temsili ziyaretnameler daha yakın dönemlerde e, yaygınlaşıyor. Ondan önce daha düz yazıyla kaleme alınmış ziyaretnameler görüyoruz. E 1500'lerin ortalarından itibaren böyle Türkçe ziyaretnameler var. Kerbela dergahından e, mühürlü. Bu da e, 1546 tarihli bir ziyaretnamenin bir bölümü. Eee çok çok e, tarihsel e, açıdan çok önemli belgeler de çıkıyor Alevi belgeleri, bel, belge kaynakları arasında. E, gene bu hep gösterdiğim bir belge, çünkü çok nadir bir belge. Sadece e, Kızılbaş tarihi çalışmaları, Alevi tarihi çalışmaları açısından değil, Safavi tarihi çalışmaları açısından da çok önemli. Çünkü bu özel bir mühür, e, bu özel mührü taşıyan e, ve Türkçe olan, e, bildiğimiz benim bildiğim e, bir iki belgeden biri ve o bütün o belgelerde Alevi kaynakları arasında çıktı. Bu mührü Safaviler Anadolu'ya yolladıkları hilafetnamelere koyuyorlar. Özel bir mühür. E, ve e, yani bir Safavi hilafetnamesi bu. Ve dediğim gibi e, yani bilinen Safavi hilafetnamelerin, e, Safavi tarihi çalışmalarının hepsi Farsça ama bu Türkçe. Yani birçok açıdan çok e, önemli bir belge. 17. yüzyılın sonundan ee, ve e, bu belgenin diğer bir özelliği de Safavilerin e, yani Kızılbaş dediğimiz soflukların doğrudan Safavi talibi olmadığı çoğunun tam tersi birazdan anlatacağım gibi farklı e, Sufi ve Derviş zümrelerinin talebi oldu ve Safavilerin e, halife olarak bu Sufi ve Derviş zümrelerinin zaten önde gelen şahsiyetlerine hilafetname verdiğini anlıyoruz. Mesela buradaki hilafetname deminden beri birkaç kere bahse geçen İmam Zeynel Abidin'in e, den bir dede ailesine verilmiş. Um, böyle çok ilginç mektuplar var. Bu e, Dede Kargın Ocağı'na e, yollanmış bir mektup. E, Safavi, e, Safavi yani e, bu mektubu e, Osmanlı Otoriteleri ele geçirseydi herhalde o dedeyi e, yaşatmazlardı. Çünkü bu muhtemelen gene Kerbela, derg Kerbela dergahından Anadolu'nun Anadolu'daki Alevi topluluklarına yollanmış bir mektup. E, Şah Abbas'ın e, Bağdat'ı Osmanlılardan e, alması e, üzerine yollanmış bir mektup. Ve e, şöyle ifadeler var. Munca zamandan beri vadi virüp intizarın çektiğiniz şahsuvar Merdi meydan Bağdat'ı aldı teveccühü Rum tarafına doğrudur. Yani bu bir bir tür yani hazırlıklı olun sizi kurtarmaya geliyoruz gibi bir mektup çok ilginç bir mektup yayınladım bunların bazılarını bu Osmanlı e, otoritelerinden kaynaklı belgeler işte iki tane Osmanlı fermanı görüyorsunuz bir solda bir sağda e, bu tür fermanlara da çok rastlıyoruz bunlar e, bu dede ailelerinin e, Seyidi sadattan olduğu işte dervişandan olduğunu teyit eden belgeler ve e, ...vergi muafiyeti tanıyan belgeler. Genellikle Osmanlılar sıfırdan bu ailelere vergi muafiyeti vermiyor. Kendinden önce demin de ör, örnekte gördüğümüz gibi... E, ...Memlükler döneminden beri ya da başka Osmanlılar öncesinden beri... ...bir takım ayrıcalıklara sahip aileler bunlar. E, ve tabii bu aileleri kızılbaş olarak da... E, ...yani kızılbaş oldukları için değil ona rağmen yani... Onu O başlık altında vermiyorlar bunu seyit oldukları, seyit olmaları nedeniyle veriyorlar. Tabii aralarında Kızılbaş e, olduğunu düşündükleri varsa onlar e, yani Kızılbaş adı konduğu anda cezalandırılması gerekiyor. Hatta Osmanlı döneminde müteseyitlere yönelik çok ciddi e, şeyler oluyor. Dönem dönem e, baskılar oluyor. Müteseyit dedikleri yani sahte seyit olarak kabul ettikleri <laughs> çoğu Kızılbaş e, bence dedesi olan kişilerin bu seyitlikten kaynaklı ayrıcalıkların ellerinden alındığını da biliyoruz. Ortada gördüğünüzde bir mahkemeden verilmiş, Malatya Dağrende'de bir mahkemeden verilmiş bir hüccet. Bu da gene Sinemili Ocağı'ndan bir dedenin seyitliğini teyit eden bir belge. Özel mektuplar var. Mesela şu soldaki bir talipler dedelerine yazmışlar. Talipler bir yere göçmüş. Dedelerinden o, o tarafa göçmesini falan rica eden çok ilginç bir mektup. Yani dini mahiyeti olmayan bir takım böyle hani dünyevi meselelerle ilgili belgeler var. Mesela sağda gördüğünüz bir arazi satış belgesi. Bunlar da ilginç olabiliyor. Herhangi bir kategoriye koyamadığımız başka belgeler var. Bu soldaki mesela çok ilginç bir belge. Bütün Alevi ocaklarını bir arada zikreden benim bildiğim en eski ve tek belge. Bir de böyle vefai kökenli olmayan, Ocaklardan gelen belgeler var. Ben araştırmalarımda şu ana kadar vefai kökenli ocaklar üzerinde durdum. E, bu mesela e, Musa Kazım Ocağı'ndan gelen e, ve bu aile muhtemelen Nurbahşi Tarikatı kökenli e, bir aile. Bu da çok uzun rulo şeklinde çok kıymetli bir belge. İnşallah yakında onu da yayınlamayı düşünüyorum. Yazmalar var. İşte buyruk yazmaları var özellikle Safavi kaynaklı dini içerikli metinlerin bir araya getirildiği mecmualar, buyruklar, Şeyh Safi buyruğu, İmam Cafer buyruğu gibi ve onun dışında da böyle çok geniş bir e, külliyat var Alevi dedelerinin e, işte okuduğu, bildiği işte Fakırname var Virani Baba'nın, bu Risale-i Hüsniye, işte Cabbar Kulu var, Eba Müslümnameler var. Böyle bir standart bir e, kanonda da var Alevi dedelerinin okuduğu. Bir de e, son zamanlarda gene üzerinde çalıştığım e, ve geçen yakın zamanda bir sunum yaptım hakkında dedelere ait not defterleri var. Bunlar da çok ilginç. Mesela şurada görüyorsunuz değişe ayet diyor. Yani bu Alevilerde çok yaygın bir şeydir ama e, işte bu tabii yani değişe ayet demek e, artık pek onu demek istemiyorlar hani e, tepkiyle karşılaşmamak için. İşte şurada bir dolu duası var. Bu eski yazıyla e, ikrar almak usulü burada ikrar nasıl verilir Cem'i anlatıyor vesaire ya çok ilginç belgeler bunlar gerçekten yani alevlik çalışmalarını daha böyle ayakları yere basan e, şekilde çalışmamıza e, imkan tanıyacak de belgeler biliyorum çok uzadı ama e, o kadar kıymetli belgeler ki e, herkesin görmesini e, Hı -hı. istedim Cerenciğim e, yani siz e, konuşurken soruları da göz attım e, yani belki <laughs> şey şeyi sormam gerekiyor yani peki bu belgelere göre e, kızıl başlar kim çünkü evet. e, sorularda da görülen şu e, birçok e, soruda şey e, İslam ve Şiilik çizilen çizgi konusunda e, yani tamam. birçok kişinin e, kafası karışık tamam o, o zaten sanırım bundan sonra birazcık ona netlik getireceğiz şimdi ben PowerPoint'in devamında zaten o konuya girmeye çalıştım. Yani bu, bu belgeler bizi nereye götürüyor? Yani nedir buradan çıkan büyük resim? Benim gördüğüm kadarıyla şöyle. Ee, öncelikle nereye gidiyoruz ee, bu belgeler sayesinde? En eski, bu belgelerin en eski katmanı ne, ne gösteriyor bize, nereye götürüyor bizi? En geniş anlamıyla Sufilik havuzu içinde doğmuş ama zamanla ana akımın dışına düşmüş veya atılmış... Batıni ve alici yönü güçlü radikal akımlar ve sufi ve derviş zümrelerine götürüyor bizi. Ee, yani e, burada şey yapacağım biraz sonra e, bir dakika. E, özellikle vefailik örneği üzerinde duracağım. Çünkü en eski katman arasında benim çalıştığım belgelerin vefa ijazetnameleri var. Vefa geleneği neydi? E, sufilik havuzu içindeki konumu neydi? Yani hani bu ana akımdan e, ...ayrıksı duran yönleri neydi? batınilik vesaire e, konusuna gireceğim. E, ama önce bir büyük resmin tamamını verelim. Şimdi e, bu bu tür e, derviş ve sufi zümrelerine gidiyor, götürüyor bizi bu belgeler. Yani demek ki bu ocaklı ailelerin bu tür sufi ve derviş zümreleriyle tarihsel bağlantıları var. Sonra bu belgeler üzerinde işte ve diğer kaynaklardan gördüğümüz işte Anadolu coğrafyası dışında tabii ortaya çıkan bir hareket, e, Sufilik dediğimiz hareket. E, bu Sufiler ve Dervişler e, bir kısmı 12. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya göçmeye başlıyorlar. Bunlar arasında vefayeler de var. Vefayeler Irak menşeli, vefayelik Irak menşeli bir gelenek. E, doğal olarak da Anadolu ile sınır yani Mezopotamya coğrafyası ve 12. 13. yüzyıldan itibaren e, bu sufi ve dervişlerin Anadolu'ya göçmeye başladığını görüyoruz. Bu meyanda çok sıklıkla duyulan iki grup var. Bunların üzerinde de durmak istiyorum. Rum Abdalları ve Horasan Pirleri. Çünkü Alevi geleneğinde çok önemli iki derviş grubu aslında bunlar. Ve e, biz genellikle her şeyi çorba yaptığımız için yani bunları sanki böyle işte aynı şeymiş gibi falan düşünüyoruz ama aslında bu iki e, farklı dönemde Anadolu'ya göçmüş derviş grubu sonra ama bir şekilde bir e, şey oluyorlar, hem hal oluyorlar ve o, bir araya geliyorlar ve aslında o bir araya gelişin ürünüdür bugün Ali Bektaşi geleneği dediğimiz şey. E, anlatacağım Rum abdalları kimdir, Horasan pirleri kimdir kısaca. Son olarak da e, bütün bu işte bir takım radikal, non-conformist, e, sufi grup çeşitli siyasi dinamiklerin de etkisiyle 15. yüzyılın ikinci yarısında bir bir araya geliyorlar, özellikle de Osmanlıya karşı olarak. <laughs> ee, ve burada liderliği Erdebil Ocağı yapıyor, Safaviler yapıyor. Yani bütün bu gruplar zaten kendi başına hepsi birer ocak aslında, yani önemli sülaleler ve bunların hepsinin kendi talip grupları var. Ee, Erdebil de asabi bir ocak olarak görülüyor ve Safaviler tabii ki e, onlar liderliğinde bir koalisyon kuruluyor aslında Kızılbaşlık şemsiyesi altında e, ve e, bu noktadan sonra Osmanlı'dan e, yani baskılar vesaire nedeniyle de e, bu kimlikte bir konsolidasyon ortaya çıkıyor ve şu anda bildiğimiz şekliyle e, bir Kızılbaş Alevi kimliği ortaya çıkıyor e, tabii. Kızılbaş şemsiyesi altına giren sadece vefailer, Rum abdalları, Horasan pirleri değil. E, Kızılbaş şemsiyesi altına giren işte ahiler var, Bedreddiniler var Balkanlarda. E, ondan sonra işte bir diğer bir takım e, tarikatlar var. Mesela işte Hacı Bektaş Veli muhtemelen Yesevi olarak geliyor Anadolu'ya ama Anadolu'da vefailerle karışıyor. İşte Nurbahşi kökenliler var. Mesela Dede Kargın Ocağı muhtemelen Karginiye adında bir başka tarikatın geleneğin temsilcisiyken onlar da Anadolu'ya geldikten sonra vefaileşiyor vesaire. Ama yani burada bir koalisyondan bahsediyoruz ama bu gruplar arasında çok önemli ortaklıklar da var dediğim gibi. Yani müteşerri, zahiri İslam'a karşı daha batıni yoruma yönelmeleri ve bir de alici bir tavırları olması. Şimdi aliciliği şiirlikten birazcık ayıracağım onu biraz sonra belki... Açıklarım. Evet şimdi birinci noktayı biraz açalım ve faalik örneği üzerinden ama ne oldu benim bu şeyler biraz karışmış. Aa, evet neyse şöyle yapayım. Evet şöyle başlayalım. E ne demek yani bu geniş anlamıyla sufilik havuzu içinde doğmuş. Yani e, sufilik içinde doğduysa o zaman sufilik mi e, gibi bir soru olabilir. Şimdi orada bir nüans var. Ee, yani Sufilik de yekpare bir şey değil yani Sufilik ilk ortaya çıktığında genel olarak hani ulemanın e, normatif İslam'ın hamisi olarak kendini görenlerin e, zaten e, tepkisini çeken bir hareket e, ama e, ve 11. yüzyıldan itibaren de e, gittikçe yayılmaya başlıyor. Yani Sufilik önce şehirlerde işte orta üst tabaka arasında küçük bir hareket olarak Irak'ta Bağdat civarında falan başlarken... ...zamanla e, çok yayılmaya başlıyor. Ve e, tabii ulema e, bundan oldukça e, rahatsız. E, 11. yüzyıldan itibaren özellikle ve... ...o noktadan itibaren... E, ...belki birazcık yorum katarak söyleyeyim. Hani bakıyorlar ki baş edemiyorlar. E, ulema e, terbiye edilmiş... E, ...ehlileştirilmiş bir Sufi geleneği sahiplenmeye başlıyor. Daha radikal e, yorumlarına karşı. Yani bir ehlileştirilmiş e, Sufilik tanımlanıyor. Ve burada da ulemanın aktif bir rolü var. Nitekim ilk Sufi e, e, şeylerini, el kitaplarını falan yazanlar aslında e, alimdir. Yani e, medrese kökenli insanlardır. Ve onlar sufili öyle bir e, çerçeveye oturtuyorlar ki e, yani istediğin kadar batıni, mistik vesaire inancın olabilir. E, tamam kabul ederiz ama hiçbir zaman dinin zahirini reddetmeyeceksin yani şeriatı hiçbir zaman açıktan reddetmeyeceksin böyle bir uzlaşma noktası buluyorlar diyeyim yani bizim şu anda bildiğimiz ana akım tarikatlar aslında bu uzlaşmanın sonucunda bu, bu şekli almışlardır ama bazı radikal gruplar bu uzlaşmanın dışında kalıyor diyelim yani işte bizim Alevilerin belki de eğer hani köken arayacaksak o sufilik havuzunda e, radikal ya da radikalleşen ve bu uzlaşmanın parçası olmayan grupların devamı olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir batıni damarı olan, şeriat merkezli, zahiri İslama çok mesafeli gruplar. Şimdi bunu aslında tarihsel olarak da görebiliyoruz. Ben çok böyle soyut düzlemde anlatıyorum ama şimdi mesela ana akım e, tarikatların hemen hepsinin e, silsilesi Cüneyd el Bağdadi'den geçer. Bağdat'ta yaşamış çok böyle önemli en yani kurucu figür yani Cüneyd el Bağdadi e, ve bir sürü böyle ana akım tarikat zamanla silsilesini ona bağlamıştır. Ama aslında Sufil'in ilk dönemlerinde çok fazla farklı alternatif e, yorumlar da var. Mesela Cüneyd el Bağdadi'nin aynı dönemde yaşayan ve belki de sufili'nin işte iki önemli babasından biri biri Cüneyd el Bağdadi, diğeri de Sehlel Tüsteri'dir. şimdi Cüneyd el Bağdadi, Bağdat'ta daha kuzeyde, burada e, şurada göstereyim, zaten Abbasi halifeliğinin de başkenti. Bağdat merkezli bir şahıs, daha şehirli. E, Sehlel Tüsteri ise Basra bölgesinde konumlanmış bir sufi şahıs. Şimdi Seylal e, Tüsteri çok ilginç. Yani ...herhangi bir tasavvuf tarihiyle ilgili kitabı elinize alsanız mutlaka Sehlal Tüsteri'yi görürsünüz orada. Fakat Sehlal Tüsteri'ye çıkan hiçbir tarikat silsilesi yoktur. En azından bugüne kadar bilmiyorduk. Bu, bu çok ilginç bir şey aslında. Sehlal Tüsteri hakkında bildiğimiz diğer şey ne? Hem Sehlal Tüsteri hem de hocaları özellikle batıni yorumlarla çok yakından alakalı insanlar... Yani Kur'an'ın batini yorumu vesaire, yani batini yönü çok güçlü olan sufiler ve Selal Tüsteri'nin bir takım işte İmam Cafer İmam Caferi Sadık vesaire gibi şahıslar üzerinden bir takım Şii fikirleri ve etkileri de kendi işte öğretisine entegre ettiğini falan biliyoruz. Yani Cüneyd el Bağdadi'den farklı bir figür Sehla Hatta vejeteryan falan yani böyle çok ilginç uygulamaları var. Şimdi bugüne kadar Sehla adına çıkan silsile bilmiyorduk. İlk defa bu vefai silsilesinde dedi, Alevi dedelerin ellerinde ortaya çıkan belgelerde vefa icazet bir vefai silsilesi var ve bu şahsiyete çıkıyor. Bu çok önemli bir bulgu. Yani muhtemelen işte bu ehlileştirilmiş bir ana akım sufilik tanımlanırken Seylentüsteiri gibi figürler tamamen ortadan kaldırılmasa da böyle ehlileştirilmiş bir tasavvuf tarihi içinde bir şekilde muhafaza edilmiş ama mesela onlara onları içeren silsileler bastırılmış olabilir vesaire bilmiyorum. Şimdi Seylentüsteiriye çıkan bu silsile geleni havari olarak biliniyormuş daha önce çok ilginç isimler var bu silsilede. Bu ayrıntısına giremeyeceğim. Ama vefailik aslında bu silsileyi, bu silsilenin mirasçısı diyelim. Ve bu alternatif sufi yorumunun mirasçısı. Şimdi Vefalik de mesela Edil Vefa'nın okuduğunuzda mezhebi tavır olarak ciddi bir muğlaklıkla karşılaşıyorsunuz. Bundan kastım şu, ciddi bir alici damarı var ama şeyde değil, yani ilk üç halifeyi de reddetmiyor. Şimdi bu çok ince bir nokta. Buna bazen sünni, şii, senkretizmi, alici, sünnilik, alicilik vesaire falan diyoruz. Aslında burada olay şu. Şimdi şiilik, şiiliğin temel prensibi tevella ve teberra'dır. Tevella, Hazreti Ali'yi ve Ehli Beyt'i sevmek, ona dost olmak, onun dostlarını da sevmek. Teberra ise ilk üç halifeyi reddetmek yani e, ehli beytin düşmanlarını reddetmek onları lanetlemektir. Şimdi sufilik içinde mesela vefalık bunun en erken örneklerinden biri tevellayı sahiplenen ama teberrayı teberraya ama yani mesafeli duran bir e, farklı bir mezhebi tavra sahip bir e, tarikatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ben bunun muğlaklıktan ziyade bilinçli bir tavır olduğunu düşünüyorum. Yani hani ...birazcık şey gibi de yani çok da önemli değil. Hani bu sünni şii vesaire onun üzerinden pek fazla düşünmek istemiyorlar aslında. E, dolayısıyla böyle bir daha uzlaştırıcı bir noktada duruyorlar. E, bu, bunun adına ben alicilik diyorum. Şimdi tekrar bu konuya döneceğim. Şimdi Ebu'l-Vefa'nın şöyle ilginç bir e, özelliği var. E, çift katmanlı bir mirası var Ebu'l-Vefa'nın... E, nitekim Ebu'l Vefa'nın mirasçıları arasında hem gezginci dervişler var hem de yerleşik tarikatlar var. Şimdi Ebu'l Vefa ilk başta kendisi de geyikli baba gibi gezginci bir derviş. Dünya malını reddetmiş hatta şey, evlendi mücerret kalmış yani züht hayatı yaşayan bir derviş. Ama daha sonra e, çeşitli nedenlerle ve baskılarla yerleşik hayata geçiyor ve bir e, şey kuruyor yani e, zaviye kuruyor. Yani böyle bir ikili mirası var. Zaten Ebu'l-Vefa'nın ardılları arasında da bir grup Ebu'l-Vefa'nın o daha e, e, zühcü geleneğini sürdürüyor, gezginci dervişler, işte geyikli baba gibi. Bir kısmı daha konformist yerleşik tarikatları evriliyor. Şimdi bu gezginci dervişlerle yerleşik tarikatlar arasında fark nedir? Burada anahtar kelime fakirlik anlayışı, fakir Arapçası. Yani fakirlik bütün e, mistik işte sufi geleneklerde çok önemli bir kavram ama gezginci dervişler bu fakirliği e, hem fiziksel manada anlıyorlar hem manevi manada. Yani mal mülk edinmemek mesela. E, i̇şte... işte Evlenmemek, çocuk sahibi olmamak, yani bütün dünyevi zevklerden, kazanımlardan uzak durmak anlamında çok daha geniş anlıyorlar. Yerleşik daha konformist tarikatlarda ise fakirlik anlayışı böyle içselleştiriliyor. Ve birçok yerleşik tarikat şeyhi böyle mal mülk sahibi olan, gayet zengin, işte siyasetçilerle yakın ilişkisi olan, zaviye sahibi kişilere dönüşüyor. Yani şunu söylemek istiyorum, sufilik dediğimizde de, sufilik içinde de ciddi bölünmeler ve gerilimler var. Yani hatta bu gezginci dervişler aslında bu ehlileştirilmiş ve siyasi erkle de fazlaca uzlaşmış yerleşik tarikatlara bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Geç ortaçağ dönemlerinde. Yani çoğu da zaten işte bu şeyhlerin vesairelerin çolukları çocukları yani çok elit ailelerden gelenler de var. Yani şöyle bir şey diyorlar aslında. İşte siz e, ulemayı eleştiriyorsunuz, işte çok dünyeviler, çok siyasilerle iç içeler falan diye. Ama siz de sözde fakirlik adı altında, mütevazılık adı altında şeyhliğimizi bir sosyal kapital olarak kullanıyorsunuz. Gerçek anlamda hani e, fakirlik, ne mal mülk edineceksin ne de toplumdan bir saygı bekleyeceksin. Zaten o yüzden bu dervişler çok ilginç insanlar. Yani çıplak geziyorlar, kaşlarını tıraş ediyorlar vesaire. Yani toplumdan herhangi bir şekilde bir saygınlık beklentisi olmadığını göstermek istiyorlar. Yani aslında çok derin bir felsefi temeli var bu gezginci dervişlerin. İşte kalenderi diye geçiyor bizim literatürde ama aslında olacak doğru bir terim değil. Çünkü kalenderilik bu gezginci dervişlerin bir kolu sadece. Şimdi Ebu Lefa'nın mirasçılar arasında bu iki grupta da var. Ve 12. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya göç eden vefai gelenekli dervişler arasında da bu her iki geleneği temsil edenler de var. Ee, ve Rum abdalları arasında özellikle vefai dervişlerini görüyoruz. Mesela en tipik örneği tekrar Geyikli Baba kendisi söylüyor. Osmanlı kaynaklarında da geçiyor bu ben Ebu Vefa'nın talibiyim diye. Ee, bu Rum abdalları dediğimiz zümre muhtemelen vefai Dervişler dışında da başka gelenekleri temsil eden gezginci dervişleri de içeriyordu yani onların daha geniş bir grup olduğunu düşünüyorum ama vefailer önemli bir damar ve bu Rum Abdalları Moğol istilası öncesinde Anadolu'ya geliyorlar ve derviş grubu olarak aslında hakim zümre Anadolu'da Rum Abdalları. Horasan Pirleri dediğimiz grupsa daha sonra Moğol istilası sonrası Anadolu'ya geliyor. Bir bu Rum abdallarıyla karışıyorlar. Ee, şöyle Rum abdalları e, içinde vefailer var. E, Moğol istilaları oluyor 13. yüzyılda. Ondan sonra bu Moğollardan kaçan bir grup var. Orta Asya, işte Harezen bölgesinden, işte İran'dan falan. Onlara da Horasan diyoruz. Çünkü Horasan coğrafyası olarak temsil ediliyor. Ve bu ikinci gelen... E, İkinci e, akım diyelim e, da Hacı Bektaş ve Dede Kargın gibi önemli şahsiyetler var. Özellikle Hacı Bektaş burada çok önemli. Muhtemelen e, geldiğinde bir yesevi bağlantısı var ama Anadolu'ya gelince e, vefailerle, Rum abdallarıyla karışıyor. Burada bir vefai kimliği kazanıyor. Ve Hacı Bektaş Şiveli zaten... E, mena velayetnameyi okuduğunuzda bu çok güzel anlatılır. Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya ilk geldiğinde Rum Abdalları bunu kabul etmek istemez. Çünkü bu yabancı biridir. Hatta engellemeye çalışırlar. Ee, ama sonra Hacı Bektaş Veli gelir ve Rum Abdalları arasında kendini kabul ettirir. Hatta Hazreti Ali'nin don değiştirmiş yani ikinci yani don değiştirmiş hali olarak kabul edilir. Ve Rum Abdalları panteonu içine Hacı Bektaşi Veli kültü yerleşir, yeni bir sentez oluşur. Ve de kargınlarda da benzeri bir süreç görüyoruz. Kargani tarikatı mensubuyken iken Anadolu'ya geliyorlar. Baskın grup olan bu vefai babai e, zümreleri içine, Rum abdalları içine karışıyorlar. Şimdi e, tamam. E, Şimdi bu önemli. Burada zaten haritada da göstermeye çalıştığım o. Yani bu bir komşu coğrafyalardan gelen ve faillerin de içinde önemli sayıda bulundu ama muhtemelen başka grupların da bulunduğu. Böyle özellikle Irak, Mezopotamya coğrafyasından Anadolu'ya göçen gruplar var. Bunlar Moğol istilası öncesi geliyorlar. Daha sonra daha biraz daha uzak bir coğrafyadan e, Horasan olarak böyle sembolize olmuş. E, ...ikinci bir grup geliyor. Bunlar Moğollardan kaçanlar ve Hacı Bektaş Veli bunlarla birlikte geliyor. E, daha sonra da böyle bir e, sinerji oluşuyor diyelim. Yani yeni bir e, e, sentez oluşuyor. Son olarak üçüncü bölümde, e, 15. ve 16. yüzyılda... ...Safavi ve Erdebil Ocağı liderliğinde... E, ...bu grupların Kızılbaş Şemsiyesi altında bütünleşmesi ve zamanla Kızılbaş Alevi kimliğinin konsolidasyon süreci yaşanıyor. Şimdi Kızılbaş hareketi çok önemli burada. Yani Kızılbaş hareketinin bir e, koalisyon olması meselesi. Zaten e, Şah Hatay'ın biliyorsunuz Safavi e, tarikatının başı ve Safavi Devleti'nin kurucusu Şah Hatay. E, Şah İsmail e, Aleviler onun değişlerini okurlar cemlerde. Hatay e, mahlasıyla yazdığı şiirleri. Ve bakın onun kendi şiirlerinde Asa Kızılbaş Hareketi'nin e, nasıl bir hareket olduğu çok güzel anlatılıyor. Diyor ki Şah'ın evladına ikrar edenler Sufiler, bir başka versiyonda Ahiler, Gaziler, Abdallar oldu. Buradaki Abdallar Rum Abdalları, e, işte Sufiler, e, Ahiler. Yani demek ki e, Şah İsmail etrafında e, oluşan grup bunlardan e, müteşekkil. Şimdi burada... E, Demin böyle Kerbela'dan verilmiş belgelerden hep bahsettim. O belgelerin kaynağı bu Kerbela'da İmam Hüseyin'in türbesinin avlusundaki bir dergah, tekke. Ee, bu e, vakfiyesine göre 16. yüzyılda Rum abdallarına ait bir tekke olarak görülüyor. 18. yüzyıldan itibaren de Bektaşi dergahı oluyor. Fakat bu, bu şey yani e, Anadolu'daki Alibe Ocakları ile Erdebilin bağlantısı zorlaşıyor, güçleşiyor, kopuyor vesaire. Bu Kerbela aslında Erdebilin bir temsilcisi olarak bu belgeleri Ali dedelerine veriyorlar. yani bu şeyi anlatmak için hani nasıl işlediğini bu Kızılbaş şemsiyesi altında bir araya gelme meselesini. Yani bu olunca bir takım dergahlar dergahlarda Kızılbaş hareketinin parçası haline geliyor bir takım networkler. Ondan sonra işte bu kızılbaş hareketi içinde bu farklı grupların, artık günümüzde ocak dediğimiz gruplar, işte bu farklı e, sufi gelenekleriyle olan geçmişteki bağları zamanla unutuluyor veya bastırılıyor. Mesela vefai olduğunu unutuyor, bastırıyor. Bunun da birkaç nedeni var. Hem Safaviler bir alternatif istemiyorlar kendi tarikatlarına, hem Osmanlı'nın baskıları var. Dolayısıyla zamanla bu e, Sufi, kozmopolitan, heter, heterodok, he, e, hetere, e, yani farklı Sufi kökenler önemini yitiriyor ve gittikçe seyitlik kimliği üzerinde durmaya başlıyorlar. Seyitlik üzerinden ayrıcalıklarını ifade etmeye çalışıyorlar. E, bu ailelerin bir kısmı çok çok eskilerden beri hem seyit hem dervişandan olarak biliniyor. Bazıları aslında sadece mesela vefayetten el almış aileler ama zamanla onlar da işin o boyutunu bırakıp daha çok seyitlik üzerinden kendini tanımlamaya başlıyor. Benim seyitleşme süreci dediğim bu. Ve gene safavi etkisiyle alici damarın pekiştiğini görüyoruz. Ve bir takım işte daha şii unsurların girdiğini görüyoruz. Bu noktada, gerçi bu ta Rum abdallarıyla başlıyor. Yani bu safavi etkisi değil. Ama yani alicilikten, işte tevelladan daha radikal bir noktaya geliyorlar. Teberra'yı da kabul ediyorlar. Yani hem Tevella hem Teberra, Tarum Abdalları'ndan itibaren aslında bu zümreler arasında var. Safa bir etkisiyle de bu biraz daha tabii ki derinleşiyor. Son olarak şunu söyleyeceğim ve bitireceğim. Şimdi Kızılbaşlığın işte sadece aşiretlere özgü sadece işte kırsala özgü falan bir inanç olduğu gibi bir takım bitler var ama bu doğru değil. Yani Osmanlı arşivlerine baktığınızda Osmanlı bürokrasisinde kızılbaş olmakla suçlanmış bir sürü insan var, bir sürü okumuş yazmış insan var, e, şehirli insan var ama ne oluyor? Osmanlı'nın e, işte çok ciddi bir tabi baskısı var, e, katliamlar süreci vesaire var e, ve bu süreçte ee, şehir şehirlerde şehirlere yakın yerlerde kızılbaş olarak varlığını sürdürmek mümkün değil. Dolayısıyla Kızılbaşlık zamanla kırsal bölgelerle sınırlı hale geliyor. Zaten bu belgelere de baktığımızda yazılı belgeleri ilginç bir şekilde o şeyi görüyoruz. Yani tabii şehirlerden uzaklaşınca biraz eğitimde de zayıflama oluyor dergahlardan kopuş oluyor şehirlerdeki dergahlardan. Ve e, bu yazılı belgeleri de yansıyor aslında. Yani kopyalayan kişinin mesela e, bazı Arapça kelimeleri doğru okuyamadığını falan görüyoruz. Böyle de ilginç e, bir süreç var. Um, evet. Ben burada keseyim çok uzattım. Yani bir takım başka slaytlar da var ama o sorulara göre kullanırım. Hocam çok teşekkürler. Ee, Birçok soru var. Ee, ve e... Benim de çok sorum var ama isterseniz bir soru-cevap bir geçelim. Ama birkaç tanesini okumaya çalışayım ya da özetlemeye çalışayım çünkü şimdi bu şiilik Şiilik-İslam bağlantısını yani siz bayağı detaylıca anlattınız ama mesela şöyle sorular da geliyor burada bir Rukiye Hanımın sorusunu okuyorum şey değmiş aslında tamam hepsini okumadan şöyle söyleyebilirim. İşte son dönemde yani özellikle işte bu 80'ler 90'lardan sonraki Alevi işte sizin dediğiniz gibi kültürel canlanma veya işte Alevi örgütlenmesi hareketinin doğuşunu bakarsak bugün geldiğimiz noktada Alevilik artık kendine özgü bir inanç olarak Iı, kabulleniyor bir yani birçok mesela Avrupa Konfederasyonu Ali ıı, Alivin Avrupa Konfederasyonu 12 ülkeden fazla ıı, şey, ülkede örgütlenmiş ıı, bir yapı olarak bu şekilde ıı, 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 tanımlıyor ve hani bu Ali Alev, Aleviliğin artık hani ıı, böyle bir çizgi ıı, ıı, çizmesini nasıl görüyorsunuz yani farklı bir inanç olarak <laughs> ortaya çıkmasını veya tanımlanmasını nasıl görüyorsunuz? Evet, yani şöyle şimdi yani daha önce işte bahsettim eleştirel bir şekilde yani Alevilik nedir deyince hep orijin odaklı bir takım açıklamalar getirilmeye çalışılıyor. Yani Alevilik bin yıl önce şuydu demek ki halen bu falan gibi. Oysa bir <laughs> e, sosyal olgunun kökeni bugün ne olduğunu tanımlamaz illa ki. Çünkü tarih devamlıklar ve kopuşlar üzerine kuruludur. Yani devamlıklar kadar kopuşlar, hatta kopuşlar daha önemlidir. Şimdi geldiğimiz noktada Alevilik ve Aleviler hem öğretisel olarak hem de duygusal olarak müteşerri, zahiri İslam'dan ve o ümmet denen olgudan ciddi oranda kopmuşturlar. Yani e, hani İslam, hani eğer İslam'ı şeriat merkezli zahiri din anlayışı olarak tanımlarsanız Alevi öğretileri de e, buna çok uzaktır. Yani Alevilerdeki tanrı anlayışı, peygamber anlayışı falan hatta taban tabana zıttır. Dolayısıyla hangi noktada e, bir gelenek müstakil bir gelenek olarak, e, müstakil bir gelenek haline gelir ve öyle muamele e, görmelidir. Yani bence geldiğimiz noktada dediğim gibi hem öğretisel olarak çünkü e, kendini İslam'ın hamisi olarak kabul eden gruplar İslam'ı e, şeriat üzerinden ve zahiri din anlayışı üzerinden tanımlıyor. Yani bütün bu İslam tarihi içinde ortaya çıkmış batıni, mistik e, akımları zaten reddediyorlar. E, İslam'ı öyle tanımladığınızda öğretisel olarak da zaten e, Hani e, e, çok uzaklaşmış görünüyor ve duygusal olarak da. Dolayısıyla geldiğimiz noktada e, ben anlayabiliyorum. Yani Alevilerin e, müstakil bir e, inanç olarak kabul, et, kabul edilme çabalarını e, anlayabiliyorum ve haklı da buluyorum e, önemli oranda. E, yani dediğim gibi duygusal anlamda da zaten ciddi bir kopuş var. Yani ümmetin bir parçası falan olarak Aleviler görmüyor. Bu da çok önemli. E, ya belki şöyle düşünmek gerekir. Ee, yani mesela dil dillere baktığınızda, e, yani bütün dillerin dil ailelerinin e, bir ortak atası oluyor. E, ama zamanla bunlar e, ayrı ayrı gelişiyorlar ve öyle bir noktaya geliyor ki artık hani lehçe değil bağımsız bir dil olarak muamele görmeye başlıyorlar. İnançlar içinde, gelenekler içinde bu geçerli. E, zaten öyle olmasa dediğim gibi yani e, o zaman. Hristiyanlığın Yahudilik olarak kabul edilmesi gerekirdi mesela. Dolayısıyla evet yani bence geldiğimiz noktada Aleviliğin müstakil bir inanç olarak örgütlenmesi ve tanınması kabul edilmesi bana da son derece mantıklı ve makul geliyor. Evet, ben buna bağlı olarak başka sorularda da şeyler sorulmuş mesela, mesela İran Alevileri nasıl bakıyor? Ee, yani yani yavaş, İran Alevileri nasıl evet ya şimdi şöyle yani e aslında keşke o slide'ımı da getirseydim. Şimdi İslam içindeki bölünmelerden bahsederken aslında hmm. hep böyle sünni-şii ekseni üzerine düşünüyoruz. Ve şiilik işte heterodokstur, sünnilik ortodokstur gibi düşünüyoruz. Aslında iki eksen var burada. Bir sünni-şii ekseni, bir de batıni-zahiri ekseni. Yani bu ikisinin kesişimi üzerinden hani bu farklılıkları anlamamız gerekiyor. İran'daki şiilik... E, Zahiri bir din anlayışıdır. O anlamda Alevilikle e, taban tabana zıttır o boyutuyla. Ha, Şiilikle Aleviliğin örtüştüğü nokta e, Tevella ve Teberra'dır. Ama onun dışında Tanrı anlayışı, peygamber anlayışı, e, hakikat anlayışı farklıdır. Yani zahirilik açısından İran'daki Şiilik aslında zahiri, müteşerri, sünnilikten farklı değildir. O yüzden ben hep bahsettiğimde müteşerri sünnilik, müteşerri şiilik, şeklinde bahsediyorum ve onların da alevilere bakışı aslında işte de olumlu değil. Bunun da en güzel aslında göstergesi, mesela alevilere oldukça yakın bir grup olan ehli hakların İran'da ciddi dini baskılar görmesi aynı zamanda başka sorularda yine mesela Mevleviliği ve nusayileri veya Arap Alivileri tercih edilen isim olarak nereye koymalılar koymalı diye sorular var. Nusayrili evet ve evet. birisi de başka birisi de Şenol Bey Mevlevi nereye tutturmak gerekir? Ahirette evet, yani çok güzel nedenleri ne, nelerdir? Pardon son neydi hmm. canım? ahilikle çekişme, çekişmesinin ana nedenleri nelerdir? Ahilikle çekişmesi diye bir şey söylemedim ama e, tamam. E, şimdi bu Nus, yani Arap Aleviliği dediğimiz Alevilikle e, işte Kızılbaş Alevilik veya Anadolu Aleviliği dediğimiz Alevilik arasında önemli örtüşmeler de var ama çok önemli bir e, fark da var. Bu, bunu anlamamız aslında bütün diğer konuları da netleştirecek bir, bir, bir durum. Şimdi hmm. e, Arap Aleviliği ile Anadolu Aleviliği arasında alicilik yönü ve batınilik yönü açısından tam bir örtüşme var. E, ama bu üçüncü sacaya dediğimiz hani Anadolu Aleviliğin kendine özgü dili, lisanı, ritüelleri e, vesaire konusunda bir ayrışma var. E, yani Arap Alevilerinin e, kullandığı dil Arapça ritüelleri biraz farklı, işte kadınlar katılamıyor vesaire. Dikkat ederseniz ben bu üç sacı ayağı bir arada bulunursa ancak anladığımız anlamda Alevilik olur demiştim. Demek ki bu üç sacı ayağından biri Arap Alevilerinde yok. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda e, ne görüyoruz? Tarihsel olarak baktığımızda şunu görüyoruz aslında Arap Alevilerinin çok önemli kaynakları var. Maalesef bizim ülkemizde bunlar hiç hiç çalışılmıyor. Yani bunları çalışanlar benim bildiğim en iyi İsrailli araştırmacılar. Ellerinde çok önemli Arapça kaynaklar var bu insanların, şeyhlerinin. E tabii Arap Alevileri biraz kendileri de işte Anadolu Alevilerinden çok daha aslında biraz ezilmiş, baskı görmüş olduğu için kendileri de çok fazla böyle açıktan e, bu konuları konuşmak istemiyorlar ama Arap Alevilerinin kendi literatürüne baktığınızda çok ilginç bir şey görüyorsunuz. Şimdi bir anda deminden beri hep şeyden bahsediyoruz. İşte Anadolu Alevileri dedelerin ellerindeki belgelerden. Dikkat ederseniz bu belgelerin en eski katmanı bizi götüre götüre e, Irak Sufiliğine kadar götürebiliyor. Daha gerisi yok. Yani 11. yüzyıla gidiyoruz. En fazla 10. yüzyıla gidebiliyoruz. Ama Arap Alevilerinin ellerindeki belgelere ve literatüre baktığınızda baya baya e, ...direkt olarak erken dönem Alici gruplara kadar giden bir literatürleri var. Yani e, mesela işte isim olarak Nusayri ismi de zaten İbn Nusayr'dan gelir. E, onun öğretileri takip, onun öğretilerini takip eden bir gruptur. İbn Nusayr e, 10. ve 12. 11. imamın öğrencisi olmuş bizattır. E, dolayısıyla yani orada şimdi genel olarak... Alevilik deyince biliyorsunuz yaygın olarak literatürde özellikle e, ilahiyatçılar arasında alevilik gulat olarak algılanır. Gulat tabii kötü bir terimmiş gibi tahkir edici bir terim olarak kullanılır ama yani teknik olarak erken dönem e, Ali taraftarlarına verilen bir isimdir. Yani İmam Caferi Sadık'tan önceki dönem için ve bir takım aşırılıklar olduğuna a, a, inanılır. Aslında Sufiliği de çok etkilemiştir vesaire. Şimdi... Anadolu Alevilerinin literatürüne baktığımızda bu Gulat yani Aleviliğin bir erken dönem Şiiliğinin kolu olduğu tezini destekleyemiyoruz. Aleviliğin e, yani Anadolu Aleviliğinin Alici Sufilik içinden neşet ettiğini görüyoruz. Ama Arap Alevilerinin ellerindeki kaynaklara baktığımızda bayağı doğrudan birebir erken erken Alici gruplarla işte küfe vesairedeki gruplarla bağlantı kuran belgeleri var. Yani o kadar kıymetli bir grup ki aslında bunlar. Yani o anlamda erken şiirlikle doğrudan bağlantısını kurabiliyoruz. Ama tekrar başa dönersek, geldiğimiz noktada olgusal olarak baktığımızda tabii ki Arap Alevileriyle özellikle Türkiye bağlamında Kızılbaş Aleviler duygusal olarak, siyasi olarak yan yana duruyorlar. Çok benziyorlar, birbirlerine çok yakınlar. Çünkü batıni, mistik ve alici yönleri de zaten öğretilerinde ortak. Ama dediğim gibi üçüncü sac konusunda farklılaşıyorlar. Hocam peki bir de... Evet. Ha, evet. Ha, Mevlevileri <laughs> sormuştum bir de. Hı hı. Mevlevilik konusunda şimdi demin de söylediğim gibi bu alici damar aslında genel olarak e, şey çok yaygın e, tasavvufta. Yani işte tevella prensibini aslında sufiler gayet güzel kabul edebiliyorlar. E, yani tırnak işini sünni sufiler bile. E, ama teberra orada bir sınır. Yani mevleviler işte işte Hazreti Ali'yi çok överler, Ehli Beyt'i çok överler ama hiçbir zaman ilk üç halifeyi de reddetmezler. Artı hiçbir zaman açıktan dinin zahirini ve şeriatı reddetmezler. zaten onun için dedim yani Alevileri artık böyle bu ana akım Sufilerden de ayıran bu nokta. yani e, Aleviler hani açıktan yani şeriat zahiri din anlayışına karşı olmaları. Şöyle bir soru daha gelmiş hocam yine bağlantılı bu, bu konuya bağlantılı olarak e, ş, e, Zeynep Oktay'ın çalışmalarında Ümmü Gülsüm Hanım sanırım Zeynep Oktay'ın çalışmalarında Virani ve Yemini gibi kendi kaynaklarından yol çıkı, çıkılarak alevlerin kendileri imgesini Müslümanlık olarak ortaya konuyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani alevlerin kendini gerçek Müslümanlar olarak gördüğünü anlayabiliyoruz bazı kaynaklarda. Yani bu e, İslam'ın özü biziz veya ger gerçek İslam biziz. E, imgesi hakkında e, ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya bu çok şey Yani mesela e, buyruklarda da mümin diye bahsediyor gerçek inanan ehli hak yani e, hakikatin ehli vesaire gibi e, dolayısıyla e, zaten yani e, kendini İslami referanslarla ifade eden bir gelenek ama e, hem ana akım İslam anlayışı hem de ana akım Sufilik tarafından dışlanan ve Önemli noktalarda çok ciddi farklı anlayışlara sahip bir gelenek. Dolayısıyla şimdi o literatüre Zeynep hocanın söylediklerine katılıyorum. Yani tabii ki kendilerini Müslüman olarak ifade ediyorlar, ama zaten o dönemde başka da bir şekilde ifade edemezlerdi. Yani öyle bir şey de var. Yani. O dönemde o şekilde algılamaları bugün geldiğimiz noktada Alevilerin kendilerini farklı şekilde çerçevelemeleri, farklı şekilde konumlandırmalarının önünde bir engel değil bence. Yani dediğim gibi artık geldiğimiz noktada hem öğretisel olarak hem de duygusal olarak e, kop bir ciddi bir kopuş yaşamış durumda Aleviler. Yani sonuçta inançlar da statik değil. Yani hep değişen şeyler ve kendini yeniden tanımlayabiliyor. Yani tekrar Hristiyanlık Yahudilik bağlantısına geçeceğim. Yani sonuçta İsa da İsa'da İsa da bir Yahudi ve bir Yahudi hareket olarak başlıyor ama belli bir noktadan sonra farklılaşıyor. Hatta İslam için bile hani bu yönde tezler var. Başka dini geleneklerde de bunları görüyorsunuz sıklıkla. Peki hocam, e, <laughs> o kadar çok soru var ki ama e, bu tanım konusu çok e, şey sorulmuş. E, bir de birisi e, şey sormuş, e, Balkan Bektaşlı Kızılbaş Spektrumu ile olan ilişkisindir. Yani genel olarak aslında Bektaşlı'ya çok dokunmadık. Belki oraya da biraz, çünkü siz şey demiştiniz, hani Erdem'in ocağı altında, e, liderliğinde Kızılbaş Şemsiyesi altında bir bütünleşme oldu, bir koalisyon. Evet. Ama o, o sürece paralel olarak bir de Bektaş, yani Balım Sultan'la beraber Bektaş Tarikatı'nın da hani e, kurulması ya da sistematize edilmesi diyeyim e, oluyor. Yani bu süreçler e, bu nasıl birbirini etkiledi? Evet, <laughs> evet. Yani. Ya şimdi ya birincisi ben bütün herkes şunu söylemek istiyorum. Tarih karmaşıktır. Çünkü to toplumlar karmaşıktır. insanlar karmaşıktır. Yani bütün bu sorulara ee, biliyorum insanlar çok daha böyle e, kesin, net, e, tek dinamik, tek faktör üzerinden yürüyen e, cevaplar istiyorlar. Ama onu yapmamız demek aslında o karmaşıklığı e, suni bir şekilde e, şey yapmamız demek. Yani sadece bir boyutunu alıp e, gerisini bastırmamız anlamına geliyor. O yüzden yani bütün bu meselelere bu anlayışla yaklaşmak gerekiyor. Şimdi mevzu Bektaşilik olunca gene böyle bir çok boyutlu bir süreçle karşı karşıyayız. Şimdi çok kısa söyleyeyim sonra bir powerpoint'im var aslında gerçi iyice de kafalar karışabilir o noktada ama yani şöyle söyleyeyim Bektaşilik ve Kızılbaşlık Demin de söylediğim o Rum Abdalları ve Horasan pirleri o iki grubun esas itibariyle bir araya gelmesiyle oluşmuş yeni bir sentez var. Mesela bu sentezin Vefailikten farkı ne? Artık bu bir alici topluluk değil. Bayağı teberra'yı de benimsemiş bir topluluk. Hatta bu radikalleşmede Hacı Bektaş Veli'nin de etkisi olduğunu ben şahsen düşünüyorum yani daha hani anladığımız anlamda bir e, Alevilik daha Şiili'ye yakın bir Alevilik o açıdan e, ortaya çıkmış durumda bu sentezle o sentez o havuz içinden bir Bektaşi tarikatı gelişiyor çok erken dönemde ta 15. yüzyıla e itibaren Çelebi Bektaşileri liderliğinde ama Rum Abdalları da bağımsız olarak varlıklarını sürdürüyorlar yani Rum Abdalları ...transforma olmuş... ...şekilde, nasıl ne anlamda transforma olmuş? Hacı Bektaşi Veli'yi eklemişler... ...Panteonlarına. O anlamda... ...Hacı Bektaşi Veli'yi kabul ediyorlar. Ama Bektaşi değiller. Ee, ne demek istiyorum... ...burada? Dikkat ederseniz... E, ...ben demin şey dedim, yani Sufilik... ...içinde iki ayrı kol var. Bir gezginci... ...dervişler kolu... ...daha züfçü bir kol... ...bir de yerleşik tarikat, daha konformist. Şimdi bu Çelebiler... Önderliğinde ortaya çıkan Bektaşi tarikatı daha konformist yerleşik bir tarikat. Rum Abdalları ise Hacı Bektaşi Veli'yi evliya olarak tanıyorlar ama Hacı Bektaşi Veli'yi mücerret evlenmemiş tam bir abdal, tam bir züht sahibi biri olarak tanıyorlar. Yani Hacı Bektaşi Veli'nin mirasını çok farklı algılıyorlar. O yüzden zaten Otman Baba velenamesinde mesela Otman Baba Çelebi'leri çok eleştirir şeye de çok kızar. Yani Hacı Bektaş evlendiğini söylemelerine falan. E, ama nihayetinde ne oluyor? Bu Hacı Bektaşi Veli'yi de evliya kabul edip ama Bektaşi Çelebilerin önderliği Bektaş tarikatına mesafeli duran Rum abdallarının çok büyük kısmı Kızılbaş hareketine katılıyor ve Kızılbaş ocağı kurucusu oluyor. Mesela bugün Alevi Ocakları'nın adına baktığınızda bunu izlerini görürsünüz. Birçok Alevi Oca Ocağı'nın ismi şöyle şeylerdir. Kıdır Abdal, Cemal Abdal, Hı -hı. Üryan Hızır vesaire. Bunlar Abdal kökenli kurucu figürlerin aslında şeyi yani hani işaretleri. Dolayısıyla bu Rum Abdallarının birçok kısmı Kızılbaş Hareketi'ne dahil oluyor ve ocak kurucusu oluyor. Diğer bir kısmı bu coğrafi olarak nerede bulunduklarına da bağlı. Eee çok takibata uğradıkları için 16. 17. yüzyılda Osmanlıların takibatına çok uğruyor abdallar. Onların bir kısmı da Bektaşilik şemsiyesi altında kendini bir sığına karıyorlar ve zamanla Bektaşileşiyorlar. Bu da şeyi açıklıyor. Bu Kerbela'daki Rum abdallarına ait dergah neden 18. yüzyıldan sonra Bektaşi dergahı olarak göründüğünde de açıklıyor aslında Osmanlı yönetimi altında. Yani ben az şey de yaptım ama e bir dakika çok da böyle bir dakika canım bir saniye bak şimdi şöyle bir grafik yaptım bilmem bir faydası olur mu bu anlattıklarıma şimdi vefailer geliyor ve başka tarikatlar Anadolu'ya geliyor Moğollar öncesi dönemde orada arada bir vefai baba ayaklanması var Bu o ayaklanmadan sonra bir sürü böyle vefai baba der bir şey batıya da göçüyorlar bu Osmanlı'nın kurulacağı topraklara değil mi ondan sonra e, Şimdi <laughs> bu vefai ve babai grupları önemli bir kısmı bu gezginci derviş geleneğini sürdürenler Rum abdallarını evriliyorlar. Hakim derviş grubu Rum abdalları Anadolu'da. Sonra iki, Moğol istilası sonrasında ikinci bir grup geliyor Horasan pirleri. Bunun içinde Hacı Bektaşi Veli de var. Önce Hacı Bektaşi Veli'yi kabul etmek istemiyorlar ama sonradan benimsiyorlar ve Hacı Bektaşi Veli'yi önemli bir evliya figürü olarak Rum Abdalları'nın pantheonuna da giriyor ve böyle bir yeni havuz oluşuyor Moğollar sonrası dönemde. Bunun için de çok erken dönemde, tam 15. yüzyılda bir Çelebiler liderliğinde bildiğimiz klasik anlamda bir Bektaşi tarikatı ortaya çıkıyor. Pardon İngilizce şey yazmıştım çok çok özür diliyorum Bektaşi tarikatı demek istedim. Sonra Safavilerin e, liderli bir Kızılbaş Hareketi'nin ortaya çıkmasıyla Rum Abdalların önemli bir kısmı Kızılbaş Hareketi'ne katılıyor. Bir diğer kısmı ise e, batıda olanlar genellikle e, zamanla Bektaş Tarikatı'na katılıyorlar. Zaten e, siyaseten tavırları çok değişse de uzun vadede, Babagan kolunun, işte o mücerredlik vesaire, bu Rum Abdalları'nın mirasıyla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Balkanlardaki bektaşlığı gelirsek orada da yekpare bir bektaşilikten bahsetmiyoruz. Ee, bir takım karmaşık e, durumlar var. İşte babagan kolu var, çelebi kolu var. E, artı e, böyle daha kendi yerelde e, babalarını seçen gruplar var. E, ama yani kabaca bektaşilik kızılbaşlık ilişkisini böyle e, böyle özetleyebilirim. Bilmiyorum bu daha mı çok kafa karıştırdı mı işe yaradı mı? <laughs> <gülüyor> karışık <gülüyor> yani kafa karıştırmadı ama dediğiniz gibi tarih baya karışık peki bu aynı <laughs> evreni paylaşıyorlar ama farklı gruplaşmalar olabiliyor yani şimdi de öyle değil mi zaten bugünkü topluma baktığınızda evet o zaman e, İslam öncesi e, iddiaları nereye Suya düşmüş oluyor mu ya yani, madem bu Sufi e, dünyadan e, ortaya çıkan bir oluşum İslam öncesinden e, İslam öncesine götüren e, alviler e, yazarlar e, bu konuda yanlış mı düşünüyor oluyorlar yani e, sadece batıni boyutuna bakıp batıni ögelerini ele alıp, o batini ögelerin hani daha işte İslam'dan önce hangi geleneklerde vardı vesaire gibi hani onun üzerinden ciddi bir yani orada sorun şey bir Aleviliğin sadece bir boyutunu ele almaları, iki tarihi hep devamlılıklar üzerinden okumaları. Tarihte tabii ki devamlılıklar var ama tarihte kopmalar da var ve tarihçiler için bu kopmalar çok daha önemli. Ee, yoksa o zaman her şeyi Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya kadar götürebiliriz. Önemli olan hangi noktada farklı bir şey ortaya çıkıyor, onu e, görmek. İkincisi de şu göz ardı ediliyor. Yani sanki İslam e, sıfır kilometre bir gelenekti. Yani böyle hani sanki İslam e, kendinden önce gelenen, e, kendinden önceki gelenekler üzerine inşa edilmemişti. E, bir hasada sufilik için, yani hani hatta e, biliyorsunuz e, ana akım İslam'da Sufile yönelik de çok ciddi eleştiri vardır. Yani Alevilik, Bektaşilik falan değil. Genel olarak Sufile'ye çok şüpheyle yaklaşanlar vardır ve Sufiliği İslam Hı -hı. özünde yabancı bulanlar vardır. Çünkü işte bu hani Sufilin bizatihi kendisinin aslında İslam öncesi bir takım geleneklerin e, İslam içinde devamı olduğu düşüncesinden Kaynaklıdır. Yani sanki tabii orada da bir sürü problem var. Yani sanki zahiri İslam, gerçek İslam sıfır kilometre, o hiçbir şeyin devamı değil. Ama sufilik İslam öncesi gelenekleri yabancı tırnak içinde gelenekleri İslam'a taşımış bir şey gibi akım gibi görülür Yani şunu demek istiyorum. Zaten bizzat sufilin kendi içinde, yani sufilin kendisi bu açıdan tırnak içinde tartışmalı bir olgu. Yani. Elbette ki devamlıklar var. İslam öncesi dönemden devamlıklar var. Özellikle bu e, batıni, mistik geleneklerde e, çok çok yani eskiye giden gelenekler bunlar ve farklı e, çerçevelerde, farklı dini gelenekler içinde yeniden yeniden üretiliyor benzeri batıni düşünceler. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani burada şimdi batınilik falan deyip duruyoruz, mistik anlayışlar işte yani ne, nedir yani fark onu, 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 bir söyleyelim. Çok, çok temel farklardan biri Tanrı'ya yaklaşım. Ee, yani e, Tanrı ontolojik olarak a, e, yaratılmış dünyadan, yaratılandan kopuk dışarıda bir şey değil e, bu anlayışa göre. Bütün evrene nüfuz etmiş e, bir e, Tanrı tanrısallıktan bahsediyoruz. Bu demek değildir ki yani bir, her birey kendi içinde tam bir tanrıdır, bütün tanrısallığı taşır. Hayır ama bir şekilde insanlar da o tanrısallığın bir parçasıdır. Ve tanrısallık arayışı kim olursa ne ol, Alevi ol, Sünni ol, Hristiyan, Yahudi ol, her birey bu arayışa mutlaka bir şekilde girmek zorundadır. Bunu içimizde yaşarız ama böyle e, sabit, Basit bir şekilde tanımlanan işte imamların, hocaların vesaire yaptığı gibi işte şunu yaparsan cennete gidersin, bunu yaparsan şuna gidersin. Böyle hap gibi dışarıdan tanımlanıp insanlara empoze edilen bir tanrı anlayışı değil bu. Çok daha gizemli bir tanrı anlayışı. Zaten o yüzden hani düz insan lisanıyla değil de daha çok şiirle, müzikle biz o tanrısallık etrafında ancak böyle etrafında dönebiliyoruz. Hiçbir zaman tam olarak yakalayamıyoruz. Yani e, dolayısıyla hani batınilik bir söz konusu olunca e, çok böyle e, evrenselci bir e, açılım ortaya çıkıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? E, yani e, ve o anlamda da tabii ki sadece sufilikle sınırlayamayız. <laughs> Hiçbir şeyin kolay cevabı yok. Çok özür dilerim Cerenciğim. Kolay cevabı yok ama gayet net anlatıyorsunuz hocam yani gerçekten İnşallah çok öyle oldu ee, yani bütün soruları üstünden geçmem imkansız ama bir, birkaç şey tema dan gidebilirim ee, e, Horasan'dan göçme e, olayını birkaç kişi e, e, bahsetmiş yani bu, bu bu ne demek ne anlama geliyor nasıl değerlendirebiliriz. E, batıni inanış ve ibadet e, değil mi esas olan bir yazmış mi zahir olan göstermelik değil mi ve cem ritüeli ne anlam ne, ne nasıl anlamalıyız e, e, diye bunlar biraz daha inanç e, bazında olduğu için evet, yani evet. belki e, zaten evet. 10 dakikanız kaldı belki bunlara detaylı giremeyebiliriz. Evet, evet. E, zaten. E, e, ama e, benim de sormak istediğim bir soru daha var. Ben şöyle bakayım ben hangilerine cevap verebilirim. Tamam. evet. Ee, yani şimdi ee, tamam ee, şey e, birisi o Horasan'dan gelmedi değil mi yani bu köken meselesini onu zaten anlattınız aslında ee, e, ne, ne, yani ne anlama geliyor Cem ibadetinin e, 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 rolü yani nereden geldi ne, ne ifade ediyor ee, şiirlikle o, o ilişkiyi çok konuşuldu zaten eee onun dışında e, ha bir de şey e, Türk-Kürt-Zaza e, millet farkı nasıl açıklayabiliriz dedelerde diye bir soru var. Onu da bir açıklık e, e, Onun dışında e, genel olarak bunları görüyorum hocam şu anda. E, tamam. Tamam. O zaman hemen ben girişeyim. Yani Horasan Pirleri konusunu zaten dediğim gibi anlattım. Bunları böyle biz çok çorba ediyoruz ama aslında yani tarihi olarak farklı gruplar. Ama tabii Aleviler arasında biz Horasan'dan geldik gibi bir anlatı çok yaygın. Bu da işte muhtemelen bu ikinci gelen işte Hacı Bektaş Veli, Dede Kargın vesaire gibi önemli zatların işte Horasan kökenli olmasıyla alakalı. O genele yaygınlaşmış ama biraz alan çalışmalarına derinleştiğimizde aslında anlatılar arasında yavaş yavaş yani zamanla ikinci planı düşmüş. Irak'tan gelme yönünde bir takım tek tük de olsa sözlü eski anlatılar olduğunda da görüyoruz. Bunu hemen söyleyeyim. Cem ibadeti nedir? Ya şöyle şimdi Alevilerde ibadet bu çok önemli bunu anlamak. Şimdi Tanrı o kadar yüce ki. Yani Tanrı bizim ibadetimizle zaten ilgilenemez. Yani hani Tanrı için ibadet etme gibi bir anlayış yok aslında Alevilikte. Çünkü Tanrı her şeyin çok e, üzerinde e, bir 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 güç. Alevilerde ibadetler aslında şöyle düşünülmeli. Yani Alevilik evrili evrili öyle bir noktaya gelmiş ki adeta bir ideal e, toplum yaratma projesini evrilmiş, rızalık prensibi üzerinden. Şimdi klasik anlamda Sufilikte kişiler tek tek gider bir tarikada intisap ederler e, ve yani o yolu sürerler. Oysa Alevilikte e, dediğimiz gibi yani bu intisap toplumsal. Yani dolayısıyla o toplum içinde bu işte e, suf, tasavvufi, mistik bir sürü prensip üzerinden o toplulukta bir rızalık üzerinden bir ideal toplum a, yaratma aslında projesine evrilmiş durumda Alevilik. Yani Sufiliği bir anlamda toplumsallaştırmış diye e, düşünebiliriz. Ve burada e, yani kul hakkı üzerinden, rızalık prensibi üzerinden. E, dolayısıyla ibadetler de toplumsal barışı sağlamak, e, toplumsal dayanışmayı sağlamak, amaçlı aslında ibadetlerin çoğu. Cem ibadeti tabii ki bir dini mahiyeti var. Cini, Cem ibadeti Alevi inancına göre buyruklarda da böyle anlatılır. Peygamberin miraca yaptığı yolculuğun bu dünyadaki yeniden e, üretilmesi, yeniden tecrübe edilmesidir. Ama Alevilerdeki miraç anlatısı çok farklıdır. E, diğer e, miraç anlatılarından hatta çok da hoştur. E, işte Hazreti Ali yani Kırklar cemine girer ee, işte e, Hazreti Muhammed kapıya geldiğinde kapıyı çalar içeri girmek ister İşte ben peygamberim falan dediğinde içeri almazlar ta ki ben işte bir fakir kulum falan diyene kadar yani orada e, bir e, mütevazı tavır alana kadar sonra kırklar cemine girer Hazreti Ali ile işte müsahip olur, alevlikte müsahip kurumu vardır. Ondan sonra semah dönerler ve bir üzüm kırka bölünür. İşte hepsi ondan beslenir falan filan. Çok hoş bir miraç anlatısı vardır. Alevlerin kendine özgü, çok ayrıntılı. Ve orada nefis mücadelesini, ego işte ego mücadelesini önemseyen, rızalık prensiplerini öne çıkaran bir anlatıdır. Bu Cem'de de, bu aslında bu tekrar tecrübe edilmek istenir. Yani Cem esas itibari teolojik olarak budur. Ama dediğim gibi yani uygulamada bütün pratiklerin ortak amacı toplumsal barışın ve şeyin sağlanmasıdır. Ne denir? Bir, bir toplumun bütünlüğünün sağlanmasıdır. Mesela Cemlerde ne yapılır? İbadetten önce mutlaka talipler arasında insanlar arasında bir Problem varsa önce o çözülür. Yani insanların birbirine razı olması sağlanır. Zaten ondan sonra ibadete başlanır. Müsaitlik kurumu mesela bu birbirine insanların desteklemesi, yalnız bırakmaması, toplumsal, Türkçe kelime, solidarity anlamında. Dolayısıyla yani Alevilikte ibadetler Tanrı için değil, hani kul. Cool hakkı gözetilerek Rıza'lık prensibi üzerinden ve bu e, toplumsal değerler için e, yapılır. Kürt-Türk zaza meselesine gelince yani işte ya Alevilik mevzunda e, böyle farklı farklı kesimler sürekli olarak güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyor. Yani ortada çok bariz olan bir takım gerçekler var olgusal olarak yani baktığında e, Türkmen Aleviler var. Kurmancı konuşan Kürt Aleviler var. Dersimce veya Zazaca veya Kırmancı konuşan Zaza Aleviler var. Bu üç grup arasında yayılmıştır Alevilik. Şimdi vardı yoktu gibi saçma sapan bir tartışmaya girmenin hiçbir anlamı yok zaten. Yani bu o kadar olgusal olarak ortada bir şey ki. E zaten Alevilikteki temel şiar 72 milleti eş gözle bakmayan halka müderris olsa hakikatte asidir. Yani zaten hani böyle bir çoğulculuğu kabul ediyor. Bu bir. İkincisi zaman içinde Aleviler kendi içinden evlenerek aslında Aleviliğin bizatihi kendisi bir etnik kimlik haline gelmiştir. Yani bir karışım oluşmuştur. Ha, tabii ki halen Kurmancı konuşanlar var. işte efendim Türkmen, Türkçe konuşan var, Dersimce, Kırmanç konuşan var ama bu durum o insanların en azından geleneksel olarak Aleviliği kendilerinin üst kimliği olarak gördüğü gerçeğini değiştirmiyor. Aa, bilmem e, bu e, şey mi? Yani bu güneşi balçıkla sıvama konusu şey için de geçerli aslında. Yani Aleviliğin itikadi olarak, öğretisel olarak ne olduğu yönüyle de aslında e, aynı sorunu orada da görüyoruz. Şimdi Aleviliğin ne olduğu çok belli. Yani ritüelleri belli, temel inançları belli, ee, yani sen Alevilik İslam içi veya İslam dışı dediğinde bu içeri değişmiyor aslında. Yani hepsi Cem yapıyor, işte hepsine bir rızalık prensibi var vesaire. Yani bu modernist kafa yapısının da herhalde bir şeyi, hani insanlar içinde mi dışında mı? İçindeyse bu, dışındaysa bu. E belki üçüncü bir olasılık var. E, artı yani Aleviliğin zaten e, Sufilikle olan e, tarihsel bağlantısı, Alevi terminolojisiyle de zaten kendini gösteriyor. Yani Alevi terminolojisine baktığınızda bunların hemen hemen hepsinin muadilini, hepsi olmasını, birçoğunun muadilini zaten Sufilikte de görüyorsunuz. Yani burada da güneşi balçıkla sıvamaya gerek yok yani. Ee, bilmem anlatabiliyor muyum? Çok teşekkürler hocam. Ee yani zamanımız olduğu için öteki soruların hepsini okuyamıyorum. Çok özür dilerim herkesten. Yani eğer sorularımı sorularınızı iletemediysem Ayfer Hoca çok 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 teşekkürler. Elinize sağlık, aklınıza sağlık. Her yani çok harika bir sunum oldu. Yine birçok şey öğrendim, bir sürü çok, çok not aldım. İrem Hanım size devrediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol canım benim. Ağzınıza Gönlüm. sağlık. Ağzınıza Sağ sağlık de. Ayfer Hanım ve Ceren Hanım. Ee, görünen o ki çok ilgi var bu konuşmaya. Belki bir ikincisini düzenleyebiliriz sizler de kabul ederseniz şimdiden evet. ilerisi için söz alalım e, uygun evet. bir anda düzenleyiriz yine bunu, bunun ikincisini o zaman evet. e, cevap verilmeyen sorulara cevap bulunur yeni sorular da cevaplanır ben de soruları gördüm yani inanılmaz yani <laughs> biz ona kadar falan oturmamız lazım burada <laughs> bu ee, geceki bu geceki... Geceki sefere benim e, sunum yapmama müsaade etmeyin çünkü, e, çünkü <laughs> uzatıyoruz Belki soru cevap şeklinde tamamen format soru. Belki var. de evet evet. ama çok iyi olur. Yani çok tekrar ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Değerli, teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz bir Anamet Kütüphane konuşmalarının daha sonuna geldik. Tekrar teşekkür ediyoruz konuşmacılarımıza. Sizlerin de değerli soruları ve katkıları için çok teşekkür ederiz. Konuşmalarımız Kasım ayında da devam edecek. Kasım ayı konuşmaların bilgilerini web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.